Değerli izleyenler, Bir Yörünge programında daha tekrar birlikteyiz. Ve yanımda en son programı da beraber yapmıştık. Usta gazeteci Fatih Ertürk var. Üstadım, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Kemal, teşekkür ediyorum. En son programı birlikte yapmıştık. 20 Kasım'dı. Doğum günündü bu arada. hoş bir anekdot oldu o da bizim için. Ondan sonra tabii bir sürü telefonlar yağdı, mesajlar yağdı. Size de öyle olmuştur. Büyük bir keyifle izlemiş bizi. Sevgili izleyicilerimiz, şimdi tekrar birlikteyiz. Ankara'dadın, ayağının tozuyla geldin. Şimdi Antakya'da beraberiz. 20 Kasım'dan bu yana neler oldu, neler değişti, dengeler ne durumda? Hazır yerel seçimler gündeme gelmişken bir sürü sıcak bilgiyle geldin. Hatta vereceğin şok bilgiler de var. Artık sonrasını üstada bırakmak istiyorum. Evet Kemal, öncelikle iyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkür ederim bana ikinci kez bu fırsatı verdiğiniz için. Benim için memleketim, her zaman söylüyorum, çok önemli. Hatay'ı ben çok severim. Arkadaşlarım bunu bilir. Hatay'a benim geldiğimde burada nasıl bir katkım olacaksa artık çok daha fazla gelmeye, sık gelmeye başladım. Çünkü Antakya'nın genel anlamda Hatay'ın kendi yetiştirdiği çocuklar artık sahip çıkma zamanı Kemal. Yani biz Hatay'da çok gerçekten 8000 yıllık kültürün bu ülkeye biçim verdiği, onlarca uygarlığın yaşandığı, bir zamanlar Doğu Roma İmparatorluğu'nun başkenti olan, Doğu'nun kraliçesi denilen ve dünyadaki üç büyük kentten biri olan, biri Roma, biri İskenderiye, biri Antiyokya. Biz böyle bir kültüre sahibiz. Kendi yetiştirdiğimiz değerlere her zaman sahip çıkmayı çok öğrenemedik ama ben de Hatay'ın yetiştirdiği kendi çocuklarının da bazen çok vefalı olmadığını düşünüyorum. Aynı hataya düşmek istemiyorum. Yani bir süreden sonra artık insanların bütün ülkeye hizmet vermek güzel bir şey. Mesela ben 28 yıldır, 29 yıl bitti. İşte yurt dışında, yurt içinde uluslararası anlamda gazetecilik yaptım. Ulusal anlamda gazetecilik yaptım. Televizyonlarda çalıştım. Türkiye'deki kamuoyunu aydınlatmaya çalıştım. Ancak biraz artık memleketimde sıra, onlara hizmet verme zamanı, onlara biraz daha yan yana durma zamanı. Dediğim gibi ben uygarlıkların beşiği olan bu kente aşığım. Doğduğum topraklara aşığım. Yani bu Antakya benim için çok önemli. Hatay benim için çok önemli. Reyhanlısıyla, Kırkanıyla, Altınözüyle her biri başka bir değer. Bakıyorsun bizim topraklara Kemal. İnanılmaz bir kültür karmaşası. Mesela bundan 8000 yıl önce Tel Tainat demişler Amik Ovası'na. Tel Tainat güzelliğin merkezi demek. Yani tarihte de Antakya'yı böyle görmüş insanlar. İşte Doğu'nun kraliçesi demişler. Koca bir tanrıça Tike heykeli dikmişler bugün Saray Caddesi'nin olduğu yere. Ve o tanrıçayı bütün Roma İmparatorluğu'na kabul ettirmiş bir kent Antakya. Çok büyük bir uygarlık. Yani Antakya bizim için çok önemli. Antakya'yı gözümüz gibi korumamız, Antakya'yı sakınmamız lazım. Hani bir son zamanlarda Hatay'ın bu başına gelen bu felaketlerden dolayı benim bu kadar duyarlı olmamın sebebi bu. Bu kadar büyük bir uygarlığı kurda kuşa yem etmemek lazım. Sahip çıkmak lazım. İnsanlarımızı bu konuda mutlaka ve mutlaka kendi geleceğine sahip çıkma konusunda teşvik etmemiz lazım. Çünkü Antakya bir tane. İnan bana, dünyada bir tane. Roma'nın Kolezyumu, İskenderiye'nin fenerleri, Antiyokya'nın Tikesi var. O tanrıça heykeli. Hala onun yeri durur. O heykelin de depremde yıkıldığı ve bugünkü var olan yapıların altında kaldığına inanılır. Arkeologlar buna inanıyor. Yani Antakya bu açıdan çok önemli. Benim özellikle buradaki hem yerel yaşama, hem siyaset dokusuna, hem kamusal anlamdaki idare etme biçimine son derece yakından ilgiliyim. Ankara'dan baktığın zaman aslında Hatay 81 yıldan biri gibi görünüyor ama Hatay aslında küçük bir Türkiye. Ben bunu ısrarla söylüyorum her zaman. Bir mikro Türkiye.
Mesela Mardin'de var ama Mardin Hatay gibi değil. Hatay'a bakıyorsun, birçok kültür var. Dinlerin neredeyse ikinci kez doğduğu yer. Hristiyanlara ilk kez Hristiyan adını verildiği kent, bu kent biliyorsun sen, Fiyat evet. Lisesi'nde. Yine Yahudilerin ciddi anlamda, Yahudi kardeşlerimin örgütlendiği ve bütün Anadolu'ya, Rusya'ya, Kafkasya'ya, Gürcistan'a Yahudiliği anlatıp geçtikleri yol bu köprü olan Antiyokya. Müslümanlığın ilk kabul edildiği kentlerden biri Antakya. O döneme baktığın zaman Haçlı seferlerine ana merkez yapan bir dönem Hristiyan kültürünün ezici bir şekilde yaşandığı, Hristiyan Haçlı şövalyelerine bir dönem ev sahipliği yapan bir kent Antakya. Romalılar ev sahibi yapmış. İlk olimpiyatlar aslında Atina'da değil, 4 yılda bir burada yapılmış. Yani öyle bir kültüre sahibiz ki. Herkesin elde etmek istediği bir şehirden bahsediyor. Tabii. Ve bu kültür dağarcığı, kültür mirası, devasa şehrin çocukları olarak şu an birlikteyiz. Antakya'yı çok sevdiğini biliyorum. Antakya da seni çok seviyor. Ben de onu biliyorum. Yok, sağ ol, teşekkür ederim. Sağ olsunlar. Mesela izleyicilerimizle ben hep samimi diyaloglar içerisinde olmayı tercih ederim. Biz geçtiğimiz hafta Ankara'da beraberdik. Evet. Bilgi paylaşıldıkça kutsaldır, güzeldir. Ve bir Antakyalı olarak Ankara'da sizinle beraberken o kadar güzel bilgileri benimle paylaşmayı tercih ettiniz ki bunu da izleyicilerimizin buradan bilmesini istiyorum. Teşekkür ederim. Öyle bir sahiplenme duygusuna sahipsiniz ki, aynen, doğup büyüdüğünüz şehir gibi. Benim de şehrim tabii, bir keyifle de bunu söyleyelim. Aslında bu genetik miras hepimizde var üstadım. Hataylı olmak bir ayrıcalıktır. Yani bir arkadaşıma söyledim, dedim ki ya bu topraklardan, yani Allah izin verse, hayat verse 100 yıl yaşasan, 100 yıl sonra bile Antakyalı olmaktan vazgeçmezsin. Bu topraklarda yaşamasan bile. İstanbul'da yaşa, dünyanın öbür ucunda yaşa. Antakyalı olmak bir ayrıcalıktır. Ha yani, bu arada diğer şehirlerde yaşayan dostlarımız bizi şu an izliyor. Evet. Böyle hemşericilik yaptığımızı da sakın düşünmesinler. Hepsi bizim dostumuz, kardeşimiz ama bu topraklar dediğiniz gibi çok farklı. İşte üzüldüğüm nokta Kemal, yani artık bu toprakları insanların gözyaşıyla, acıyla, kederle, tedirginlikle, korkuyla, panikle, şiddetle anmaları. Yani o kadar rahatsız edici bir tablo ki bu bizim memleketimiz için. Daha önce biz bunlarla hiç rastlamadık Kemal. Hataylı için korkunun adı yoktu. Hataylı için korku, yani Asya'ya girerken boğulur muyumdu? Hataylı için korku buydu. Korku ne demek? Tabii. Komşusundan şüphe duyan, yolda yürüdüğü arkadaşından kaygı duyan, yanındakinin kimliğini, inancını, dinini, mezhebini sorgulayan insanlar yaşamadı bu. Hiç yaşamadı bu topraklar. Hataylı şunu bilir. Sevgi. Evet. Şefkat, merhamet, hoşgörü. Bunların dışında pek kelime bilmez Hataylı. Mesela ben geçen gene bir yazımda onu söyledim. Bunu hemen bir belirteyim sana. Ben çarşıda büyüdüm, Uzun Çarşı'da. Benim babam terzi, dedem de terziydi. Şimdi Ramazan bayramı olur. Ramazan gelir önce. Akşam saat iftar zamanı Hristiyan dükkanını kapatır. Yahudi dükkanını kapatır. Ermeni bizle beraber iftar saatinde dükkanı kapatır. Öğlen namazı zamanı gelir. Cuma namazlarında özellikle. Dükkanını bırakır Hristiyan. Saygı duyduğu için yanındakine. Paskalya zamanı gelir. Yumurtalar gelirdi bize, renkli yumurtalar. Çarşıya gelir. O renkli yumurtaları dağıtırdı o insanlar. Biz de onların bayramını kutlardık. Karşıda biz harbiyeli arkadaşımız vardı, komşumuz. Hırisi getirirdi bize Gadirhum'da, bayramlarda. Biz de onlara kömbe yapardık. Onları götürdük. Yani o kadar güzel bir dostluk, anlaşma. Zaten Müslüman Sünni ile Müslüman Alevi arasında bir fark yok. İkimiz de aynı dindiniz ama kültürlerin karışımından bahsediyorum Kemal. Ha, bu arada şunu da söylemek istiyorum. Biz zaten hala bu şekilde devam etmekteyiz. Tabii. Bu topraklarda yaşayan insanlar olarak bunu söylüyorum. Anlattıkların şu anda da bugün de aynı şekilde devam etmekte. Tabii canım. Ama sıkıntımız bizimle uğraşılması. Şimdi Türkiye geneline baktığın zaman hakikaten Türkiye son bu AKP iktidarının 11'lik yıllık döneminde biraz yoruldu artık. Yani AKP iktidarına baktığın zaman hakikaten bu koalisyon hükümetleri, çok yüksek enflasyonlar, işte
dövizin fırlaması, gecelik işte baktığınız zaman %140, %150 gecelik faizler vardı. Hatırlar mısın o yani patlama dönemi? Hani Necdet Sezer'e Bülent Ecevit bir anayasa kitapçığı atladı. Olay başlı başına ertesi bir öykü. Bir kriz başladı. Evet. Türkiye bu krizde kavrulurken insanlar kendine bir çıkış yolu aradı. Yani evet. Halkı burada 2002 yılında AKP'ye neden oy verdiğini sorgularken bir nefes öncesine bakmak lazım. Yani gerçekten Türkiye'de travma geçirdi halk ya. Hatta üstadım onun da öncesine baktığınızda taşları yerine oturttuğunuzda zaten 2002'ye tabii hemen yolculuk başlıyor. Şimdi halkın açtığı bu büyük krediyi baktığın zaman bugün ondan ben bugünkü noktaya gireceğim. Bugün mecliste yaşanan gerginlikler de var. Çok hoş bir tablo olmadı. Halkın açtığı bu krediyi 2002 yılından 2006 yılına kadar AKP gerçekten yapısal reformlarla, dönüşümlerle, sağlık alanında, ulaşım alanında, yani işte ülkenin imarı konusunda eksik bırakılan, geri bırakılan, mesela bu sosyal güvenlik kurumlarının birleştirilmesi. Evet. O çok önemli bir adımdı. Yıllarca konuşuldu. SSK, evet. Bağkur ve Emekli Sandı. Evet. Sosyal güvenlik kurumu altında tek çatı altına getirilmesi. Evet. Bu işsizlik sigortası. Ve Cumhuriyet tarihinden bu yana niye ihmal edildiğini hala anlayamadığım fakire, fukaraya, yoksula yardım olayı. AKP bunları bize hatırlattığı için biz ona teşekkür ederiz. Etmemiz lazım. Bu doğru. Ama 2006'dan sonra yazılı olmayan, hakikaten bizlerin görmediği bir gizli gündem başladı Türkiye'de. İnsanları rahatsız eden, insanları tehdit eden, insanları ayrıştıran, ötekileştiren, başkalaştıran, kendi içine kapanan, bak bugün cemaatle AKP iktidarının, AKP'nin özüyle arasında çıkan kavgaya baktığın zaman Kemal, görüyorsun ki aslında daha önce kendi içinde birçok konuda anlaşabilen, birçok konuda paylaşım konusunda sıkıntı görmeyen iktidarın, çok parçalı iktidarın parçaları bir süre sonra pastanın dilimlerinin büyümesi ve küçülmesi konusunda kavgaya başlayıp bugünkü bu noktaya getirdiler. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bugün bütçe konuşmalarında başbakanın edepsiz herifler diye bir söz olmuş muhalefete. Buna çok üzüldüm ben. Çünkü gittikçe seviye düşüyor. Zeyt Aslan'la yine o biliyorsun Kamergenç'e küfreden bir AKP milletvekili var. Çıkmış bugün yine hakaret etmiş Muharrem İnce'ye. Politikanın artık seviyesi düştü. Üstadım burada hemen lafa gireyim. Parlamentonun nabzını, soluğunu en iyi bilen gazetecilerin başındasınız bu ülkede. Üstüm niye bu şekilde bürünüyor? Yani hatta birine siz sokakta bu tip söylemlerde bulunsanız bile bu direkt hakarettir. Yani politikacılar bunun farkında mı değil? Orada farklı bir atmosfere mi bürünüyor insanlar? Adrenalin mi yükseliyor? Yani bunu bizzat çıplak gözle gözlemleyen gazetecilerin başındasınız. Şimdi şöyle, aslında burada ortalığın gerginliğini ve stresini arttıran AKP iktidarının gerçek anlamda çok fazla kendi içine kapanması. Yani AKP kendisinden olmayan hiç kimseye hayat tanımama konusunda çok kararlı. Yandaş sözcüğü AKP zamanında, doğru mu? Yandaş medya sözcüğü, yandaş bürokrat sözcüğü AKP'den, yandaş yorgu sözcüğü AKP döneminde. Daha önce Türkiye'de dinamik güçler, yani kurumlar, yargı olsun, bürokrasi olsun, emniyet olsun, Türk Silahlı Kuvvetleri olsun, hükümetten kendini soyutlardı Kemal. Neydi bunlar? Bunlar Cumhuriyet'in temel değerleri ve yargı kurumları. Şimdi bunların üzerinde oluşturulan baskı ve kendi içine alma ve yandaş yaratma sonuç olarak öbür insanlarla kendini ötekileştirmeye getirdi. Yani bir ayrışma, bir bölünme, bir parçalanma var. Siyaset zemininde yapılmıyor. Siyaset artık dost güçler ve düşman güçler anlamında yapılıyor. Sanki başka bir ülkeye savaş açmışsın, o ülkenin askerleriyle senin askerlerin çarpışıyor gibi bir tablo var. Dikkat etmiyor musun bugün mecliste? Bu çok 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 inanılmaz bir şey bu. Bu çok zarar verici. Demokratik sistemi yaralayıcı. Demokrasideki iç barışı ve huzuru bozucu. Yani çıkıp bakıyorsun bir BDP milletvekili çıkıyor sanki kendi topraklarından yani Doğu ve Güneydoğu'ndan başka ülkelerin toprakları gibi bahsediyor. Bir AKP milletvekili ya da bir bakanı çıkıyor. İşte diyor ki AKP'ye oy vermeyenlerin kanı bozuk diyor. Yani böyle yapılan siyaset yapılan bir ortamda insanların ağzını bozmamaları mümkün mü?
Yani bu kadar ötekileşme, farklılaştırma, insanları bölme, parçalama. Hatay'da da yapılan bu. Üzüldüğüm şey Kemal bu. Yani Hatay'da da bu siyasetin bir mikro ölçeği uygulanıyor. Dikkat et. Burada da böyle bir, yani insanların üzerine büyük bir baskı var. Bu ayrıştırma, ötekileştirme, başkalaştırma konusunda büyük bir baskı var. Niye var bizde bu? Niye oldu? Niye yaşandı? Hatay'da niye bunlar demin söylediğimiz gibi konuşulmazken bugün konuşulmaya başladı? Suriye. Türkiye'nin başına açılmış en büyük bela. Yani bizim Suriye sınırındaki en büyük sınıra sahip il olmamız ve Suriye ile bizim tarihi bağlarımızın bulunması, geçmişte akrabalık bağlarımızın bulunması. Osmanlı döneminde Suriye'nin Hatay'la bir düşündüğün zaman bugün Antakya ile Halep arası 30-35 dakika değil mi? Evet. Yani bu kadar yakın olması ve tek parça bir toplum olarak yaşaması ve sonraki sınırlarla bölünmesi bugün Hatay'ın kaderini Suriye'nin kaderine bağladı Kemal. Türkiye'nin yapması gereken neydi? Sırla bunu ben söyledim. İlk günden beri bölgeyi tanıyan bir insan olarak söyledim. Bu savaşta taraf olmayacaktı. Suriye'nin halkının kendi içinde bir sorunu var. Kendileri çözecek bunu. Bu Suriye halkını ilgilendirir. Bu Alevi, Sünni falan, Hristiyan bu önemli değil. Suriye halkının kendi devlet yönetimiyle, kendi demokratik sistemiyle, parlamenter sistemiyle bir sorunu var. Bu sorunu çözecekti. Yani bu savaşsa savaş. Türkiye emperyalist işgalden kurtulurken, Kuvayi Milliye'yi kurduğunda İngilizlerle, Fransızlarla, İtalyanlarla savaşırken başka ülke bize askerini gönderdi mi? Kendi iç dinamikleriyle yaptı. Yani biz kendi ordumuz dışında bu ülkeye başka ülkelerin askerini, bilmem topunu, tankını, tüfeğini alıp almadık. Kendi var olan gücümüzle oturduk. Bu dedik, biz işgal altındayız ve halk arasında bir dayanışma oluştu ve Ulusal Kurtuluş Savaşı vererek Cumhuriyet kuruldu. Seyit Onbaşı gibi kahramanlar. Tabii. İngiliz Kemal gibi destan yazanlar. Saygı duyacağım. Kendi iç dinamikte, kendi evlatlarıydı tabii, bunlar. Tabii. Suriye'de kendi arasında mutlaka burada tabii şey çok önemli. Orta Doğu'daki büyük proje önemli. Ben onu her zaman sana söylüyorum. Bu, evet. Bu büyük Orta Doğu projesi diyorlardı. Şimdi genişletilmiş Orta Doğu projesi olduğunu açıkladı Başbakan. Dedi değişti bu. Değişmiş halini gördük bugün. Bir daha değişti bu proje. Niye değişti? Amerika ve İngiltere Özgür Suriye Ordusu'na, yani muhaliflere silah yardımını kesme kararı aldı bugün. Şimdi bu kadar değişen bir coğrafyada bir iktidarın, bir hükümetin, ülkede yaşayan tüm insanların hayatını riske ederek bu tür olaylara, kendi duygusallığına, kendi rüyasına, kendi inandığı yani hülyalarına dayanarak girmesi ve ülke güvenliğini ve insanların birliğini bu kadar tehlikeye atması az bir şey değil Kemal. Üstadım, Amerika, İngiltere dedin. Hemen burada bir cümleyle girmek istiyorum. Tabii. İngiltere başından beri bu işe sıcak bakmadı. Kendi parlamentosunda da bu kabul görmedi. Bu işin en büyük ateşleyicisi, tetikçisi Amerika. Henüz üzerinden birkaç ay geçti ve B planını uygulamaya koydu. Buradaki strateji neydi de ne oldu? Şimdi Amerika ve İngiltere akıllı iki devlet. Akıl devletleri bak. Bir de İsrail vardır akıl devleti. Ama bu konuda sanki Amerika ile İngiltere eş güdümlü düşünemediler. Yani İngiltere tavrını başında koydu. Ben bu işte yokum dedi. Kabaca söylüyorum. Daha sonra dedi. İngiltere Amerika ile birlikte hareket etme konusunda ortak bir tavır aldı. Şimdi soru şu. Ama bu tavrı bir türlü hayata geçirmedi. Şöyle geçirmedi. Çünkü Amerika buna karar vermedi. Şimdi öyle, Amerika ile İngiltere arasındaki ilişki o kadar garip ki 1746 yılında Amerikalılar İngilizlere karşı bir anti-emperyalist savaş veriyor. Ulusal Kurtuluş Savaşı. Evet. Çünkü İngilizler Amerika'da sömürgeci. Evet. Bu savaş sırasında İngilizleri düşman gören Amerika, bağımsızlığını kazanıp cumhuriyeti kurduktan sonra düne kadar emperyalist olarak gördüğü İngiltere'yi kendi emperyallerinin kontrolünün altına alıyor. Yani düne kadar emperyalist olan bugün bağımlı durumda şu an. Yani İngiltere Amerika'nın güdümünde Orta Doğu politikasında. Bunlar aynı dili konuşur, farklı lehçeleri tercih ederler. Tabii. Hani yani, öyle de garip bir ilişkileri var. Bir sürü de perde arkaları olduğuna inanıyorum. Şimdi Amerika'da yaşayanların %46'sı İrlandalı. Köken olarak.
Yani sonuç olarak İngiliz coğrafyasından. İngilizler, İskoçlar, Gallileri de eklediğin zaman Amerikan nüfusunun %60'ı İngiltere kökenli zaten. Yani Amerika'nın özünü oluşturan normalde İngiltere'den kopup gelen bir avuç maceraperest. Aynı Avustralya nasıl yine İngiliz hapishanelerinden kaçan mahkumlar Avustralya'yı kurdu ve evet, aborjinleri kılıçtan geçirdi biliyorsunuz. Soykırım yaptıysa. Tabii. Avustralya'ya gelen İngilizlerin orijinali aslında hepsi hapishane mahkumu. Vebalı, hastalısı, hırsızı getirip adaya bırakmışlar. Ve onlardan bir devlet yaratılmış. Hatta bunlardan yaka silken İrlandalılar da hatırlarsın İra... Şimdi tabii. Şimdi faaliyetlerini İngiltere'ye karşı sürdüren bir örgüttü. Amerika'ya göç, İrlanda'daki göç, İrlanda'da 3 yıl çok büyük bir kıtlık yaşandı. Yani tarım çok zor duruma geldi. Patatestir İrlandalıların asıl ana kaynağı yemek olarak. Patates yetişmedi. İrlanda büyük bir açlığa sürüklendiği yıl İrlandalılar toplu olarak gemilere gidip Amerika'ya göç ettiler. İngilizlerin durumu daha iyiydi. Ama İngiltere biliyorsun United Kingdom, bu büyük kilise krallığı var. Bu Büyük Britanya'nın en zengin asli kurucu unsuru İngilizler. Evet. İrlandalılar, Galliler, İskoçlar bu konuda yani ikinci durumda yan devletler ya da yan kertlerden gelen bir akrabalıkla var ama kabullenmeyi de istemezler tabii, bunu tabii. Aslında. Biri Sakson, biri Kelt topluluğu, iki ayrı topluluk. Şimdi onun için Amerika ile İngiltere'nin konuya gelirsek Orta Doğu'da Suriye'ye karşı şüpheci bir tutuma yaklaşmasının tek nedeni Suriye'de yani elinde silah bulunan, şiddeti kendi öngörüsünde ideoloji olarak kabul eden bu El-Kaide tipli hakikaten terörü kendine amaç edinen Kemal ve çok acımasız grupların Özgür Suriye Ordusu'na sızması ve muhalif olarak görünen Özgür Suriye Ordusu'nda komuta yönetimini almaları. Hani o televizyonlarda gördük ya biz insanların kafasını kesmesi, kurşunları. Evet. Bunlar Özgür Suriye Ordusu içinde yer alan eli silahlı terörist grup. Ve şu an bunlar Özgür Suriye Ordusu'nun içinde iktidarı aldılar. Amerika'nın ve İngiltere'nin korkusu eğer biz silah yardımı yaparsak yarın öbür gün Suriye El-Kaide devleti olur. Ondan geri çekildiler. Esad'ın karşısında demokrat, liberal yani diyelim ki Esad'dan farklı düşünen, mezhebe dayanmayan bir büyük koalisyon oluşsaydı Amerika ve İngiltere bugün Suriye'de Özgür Suriye ordusunu sonuna kadar desteklerdi. Ha, benim aklıma hemen şu geldi. Afganistan'daki senaryonun aynısı burada yaşanmasın mı diye düşündüm. Tabii. El-Kaide konusunda. Taliban konusunda geri çekildi Amerika. Taliban'a bıraktı Afganistan'ı. Yani Karzai modeli tuttu mu? Karzai'ye getirdi. Batılı, Cambridge'de okuyan bilmem ne son derece şey Batı eğitimi almış, Batı toplumu gibi modern, çağdaş bir yapıda bir Karzai'ye getirdiler. Afganistan'ın başına oturdu ama Taliban'ın karşısında Karzai'yi tutturamadılar çağdaş yaşam modeli olarak. Evet. Taliban orada El-Kaide'nin de desteğiyle, yani uluslararası İslamcı örgütlerin desteğiyle çok büyük mücadele verdi. Amerika Afganistan'dan da çekiliyor bugün. İngiltere çekti son askerini. Fransa zaten gideni çok oldu. Irak'tan çekilmişti zaten. Zaten Irak'tan çekilmişti. Irak'ın hali ortada. Afganistan'ın hali ortada. Baktığın zaman bu coğrafyada Türkiye aslında kendi sınırlarının güvenliği, kendi ülkesinin ve halkının güvenliği için Suriye olayına girmeyecekti. Karışmayacaktı. Şimdi Suriye'den gelen insanların arasında çocuklar var. Zor durumda. Kadınlar var. Doğru. Aileler var. Aç, yoksul. İnsanlık adına bunları kabul edebilirsin. Buna bir itirazım yok. Ama sen Suriye'de sadece kendi inançlarından dolayı kafa kesen, kol kesen, ciğer çıkarıp yiyen, yürek çıkarıp yiyen insanları akşam iline sokup, sabah karnını doyup yatırıp sabah geri yollamaya kalkarsan bu bumerang gibidir terör. Bir gün o sana döner. Döndü mü? Döndü. Ne oldu? Reyhanlı'da 53 tane canımız gitti. 53 benim akrabam, kan bağım, kardeşim orada öldü. Kim öldürdü? El-Kaide öldürdü. Eğer sen uluslararası dış politikanı saçma sapan hayaller üzerine kurarsan Kemal, diyetini ve bedelini kendi ülkende ödersin. Hatay'daki huzursuzluk bu. Hatay'daki rahatsızlık bu. İnsanlar durup dururken mi bugün sokaklara döküldü Kemal? Bir rahatsızlık var.
Ben bugün mesela iki günden beri dolaşıyorum Antakya'yı. Hala huzursuz insanlar. Yani mutlu değiller ya. Bir kaygı var. Yüzlerinden okuyorsun. Bu yani Sünni ya da Alevi kesin değil. Hepsinde ortak bir kaygı var. Birimizin mutsuzluğu, hepimizin tabii, mutsuzluğu bu şehirde zaten. Niye dersen 2,5 milyar dolar senin yıllık ihracatın vardı Ortadoğu'ya, Suriye üzerinden. 250 milyon dolara düştü. Senin 9.000 tane tırın vardı. Her gün düzenli olarak çalışan. Tır sayısı 2.000'e düştü. Bunların 6.000'i sandığa çıktı. Ulaşım bitti. Uzun çarşı, bizim o güzel uzun çarşımızı hatırlar mısın? Arapça levhalar asılmaya başladı Kemal. Halep'ten turlar geliyordu. Uzun çarşıya geliyordu. Sabununu, eşyasını, bilmem nesini, zeytini, nar ekşisini alıyor. Koyuyordu arabaya. Dondurdu valizlere gidiyordu. Uzun çarşı esnafı para gördü ya. Herkesin karnı doydu. Mutluluk, refah başladı. Ne işin var senin Suriye ile kavga etmekle? Hatay'ı düşünmüyorsun. Reyhanlı'daki ölen insanları düşünmüyorsun. Peki sen neyi düşünüyorsun? Ne kazandık? Bak Amerika çekildi. İngiltere çekildi. Doğru mu? İsrail bile artık Esad'a karşı tavırlı olmaktan vazgeçti. İran zaten Esad'ı destekliyor. Lübnan da açıkladı. Yani bu Suriye'nin iç meselesi diye. Bizim de sorunumuz var Suriye ile Kemal. Yani sen bunu anlayabildin mi? Yani bir aydın olarak bunu sorman lazım ya. Ya bizim burada zararımız oldu. Orada insanların mezheplerinden dolayı kafasını gözünü kesen insanlar Hatay'a doluştu. 400 bin tane Suriyeli var. Kimin ne olduğunu biliyor musun Kemal? Mümkün mü? Yani bu çok acı bir tablo. Ben bunu bir aydın olarak, bu ülkeyi yetiştirdiği bir gazeteci olarak her yerde anlatmaya çalışıyorum. Hatay'da bedel ödersen Türkiye'de bedel ödersin. Bu ülkede 20 milyon Alevi var. Hatay'daki Alevileri sen yem diye ortaya atarsan Türkiye'de kaybedersin. Barışın gider, birliğin gider, huzurun gider. Bu şeyi bırakmamız lazım. Bu dış politikadan Türkiye'nin vazgeçmesi lazım. İnsanları ötekileştirmekten, insanları farklılaştırmaktan, insanları başkalaştırmaktan vazgeçmen lazım. Senin için Suriye'den gelen bir Sünni değil, Hatay'da yaşayan bir Alevi bana daha yakın. Sana da daha yakındır. O senin kültüründür. O senin çocuğundur. O senin babandır, amcandır, eniştendir, kayınbiraderindir. Kız vermişsin, kız almışsın, akraba olmuşsun. Yan yana yaşıyorsun. Ekmeğini paylaşıyorsun. Fırınına gidiyorsun. Kasabına gidiyorsun. Yani bana canından ne? Canından bir parçadan bahsediyorsun. Daha ötesi var mı? Bana ne kardeşim Suriyeli Sünni'den ya? Beni ne ilgilendirir ya? Bana ne mezhebinden, inancından? Benim kendi vatandaşım, yurttaşımdan ben sorumluyum ya. Ya üstadım, buraya gelen turist adama sen mezhebini mi soruyorsun? Ortodok musun, Katolik misin? Mümkün. Bunu mu soruyorsun? Mümkün. Yani mümkün bize ne mi? Kimin ne olduğunu. Hı. Bizi burada biz ilgilendiririz. Onu söylemeye çalışıyorum. Ya orada kendi yurttaşını, yani kendi ülkesinde yaşayan mezhebi farklı yurttaşını boğazlanacak potansiyel malzeme olarak gören adamları sen Hatay'a niye alıyorsun kardeşim? Senin derdin ne ya? Sen bu ülkede ne arıyorsun? Benim kızdığım bu Kemal. Bu siyaset değil. Bu kimseyi eleştirmek değil. Bu siyaset yapmak değil. Bu insani bir tavır almakla ilgili. İnsan olmakla ilgili. Benim ülkemin, benim Antakya'nın, benim uzun çarşımın yani huzurunu kaçırmayın ya. Ne oldu? Gel de kızma. Kızıyorsun bazı şeylere. 53 tane benim Reyhanlı'da öz akrabam öldü. Harbiye işaret etti. 4 tane bakan. Ya böyle bir şey olur mu Kemal ya? Ya bu Reyhanlı'daki benim kardeşim, akrabam, öz kan bağımda olan insan ya bunlara inansaydı? Ne olurduk biz şimdi Kemal bu Hatay'da? Ya bunu niye sorgulamıyor insanlar? Bunun adı siyaset mi be kardeşim, siyaset mi? Her şey oy mu? Sen toplumu Sünniler, Aleviler diye kutuplaştırıp, kilitleyip bırakacaksın. Bundan siyasi rant bekleyeceksin ve Hatay'ı böleceksin. Ondan sonra diyeceksin ki ben Hatay'da iktidar oldum. Hatay'da ben şu belediyeyi aldım, şunu aldım. İş mi bu Kemal? Ne olacak bunun bedeli? Bunun bedeli 3 gün sonra sana çok ağır döner. Bak bir büyükşehir belediyesi sınırlara yapıldı değil mi? Evet, bu arada belediyeye doğru evet, izin kayıyoruz. Çektin üstadım. Şimdi aslında gündemde yoğun bir belediye kavramı da var. Onunla evet, ilgili bize tabii, mutlaka konuşuruz. Müthiş açıklamaların da olacak. Ben de bekliyorum. Şimdi bu büyükşehir belediyesi sınırları yaparken aklı başında bir insan bu memlekette Allah'tan korkan, kuldan utanan, hakikaten Müslümanlığa sahip çıkan, yani sünnet-i seniyeden haberi olan, peygamberin yaşam tarzından haberi olan bir insan
elinde gönye cetvel, Alevilerin yaşadığı bölgeyle Sünnilerin yaşadığı bu kadar basit bir şekilde çizerek ayırır mı ya? Ya bu yerel seçimlerdeki bu büyük şehir yapılanmasındaki bu bölünme aslında sonra yapılacağın siyasetin bir öngörüsüydü bu. Anlaşıldı ki bu bölünmeden sonra Hatay'da yerel siyaset mezhep üzerinden yapılacak. Çünkü bölünme o. Doğru mu? Sümerlerden Harbiye'ye bölüyorsun. Karaağaç'tan Aruz'a bölüyorsun. Antakya'yı çekip çıkarıyorsun. İskenderun'un o denizciler tarafın üst taraftaki Sünni bölgeyi de oradan çekip çıkarıyorsun. Amaç ne? Bu nasıl bir büyükşehir şey? İnsanları yani şekil üzerinde, harita üzerinde, yerel yönetim ölçeği üzerinde bölmenin kime ne faydası var? Sen bundan zafer kazansan da olur. Sen bu ülkeyi, bu kenti böldükten sonra, bu kentteki insanları birbirine harita üzerinden, imar üzerinden düşman edersen, sana alacağın o belediyenin yerel yönetim bir anlamı olur mu? Bölgeye bakıyorsun bugün, Defne bölgesinde %95 CHP, örnek. Ya da %95 şey, belli oradaki, yani Alevi halkı %95'lik bir çoğunda. Arsuz'a bakıyorsun, aynı. Ya arkadaş sen niye böldün burayı? Bırak insanlar karışsın, herkesin oyu birbiriyle çakışsın. Her türlü görüş aynı şekilde şey yapılsın. Bahsettiğin iki yerde yeni ilçe olmuş, iki yerleşim bölgesi. Tabii. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bugün bu yerel siyasette bu kamplaşma, bu bölünme, biz de Hatay'da yerel siyaseti artık siyaset konuşmaktan öteye Hatay'ın birliği bütünlüğü için mutlaka kaygı duymaya yöneltti. Artık duyarlı olması lazım Hatay halkının. Yani böyle bir mantığı, böyle bir anlayışı reddetmesi lazım. Yani bu kısa dönemde Hatay'ın huzuru ve barışı, uzun dönemde Türkiye'nin huzuru ve barışı için. Yerel seçimlere bakıyorsun, seçimlere genelde baktığım zaman gene beni rahatsız eden bir şey var Hatay siyasetinde sevgili Kemal. AKP'nin listesine bakıyorsun, tek. Tepeden tırnağa, evet. Yukarıdan aşağıya. Tek inanca mensup insanlar. MHP'ye bakıyorsun hani. Bir tek Cumhuriyet Halk Partisi'nin denge gözeten bir tavrı var. Değil mi? Yani daha çok yani matematiksel anlamda inançları temsilen, değil mi? Kimlikleri ve kültürleri temsilen daha karma bir liste yapma kaygısında. Ben isterdim ki yani Hatay'da bütün partiler kendi milletvekili listelerinde Hatay'daki gerçek tabloyu yansıtsın. Her insan kendini temsil edilmiş hissetsin. Her inancın, her kimliğin orada temsiliyeti söz konusu olsun. Niye? Yönetim tarzı insanlara eşit konuda hak tanıma değil mi sonuç olarak? Evet. Yönetimin anlamı bu değil mi? Belediye meclislerinde bu olsun, milletvekili listelerinde bu olsun. Bundan uzak duruldu. Şimdi yaklaşan seçimlere bakıyorsun. Artık insanlar daha çok global anlamda, genel anlamda hizmetler ya da işte yapacakları projelerde konuşmaktan çok kim kimden hangi oyu çalacağının hesabında. Niye biliyor musun? Çünkü ayırmışsın. İzole etmişsin toplumları birbirinden. Mesela diyelim ki burada normalde bizim Harbiye'de, Samandan'da yaşayan vatandaşlarımızın çoğu CHP'ye oy veriyor. CHP oturup Kırkandar Reyhan'da nasıl oy olacağını diye düşünmeye başlıyor. Doğru mu? Dört yılda aslında. Evet. Dört yılda hassada oy iyi olan AKP oturuyor diyor ki ben Samandan'da Defne'de nasıl oy alacağım? Ne gerek vardı bunlara Kemal? Niye böldünüz, bölüştürdünüz bizi siz? Biz her zaman oyumuzu veriyorduk. Bugün AKP daha iyi hizmet verir, çıkarsın, ona verirsin oyunu. Yarın bundan vazgeçersin. Ama vatandaşları niye bölüyorsun yerel yönetimler bazında? Bu nedir biliyor musun? Bu inanç üzerinden siyasettir. Bu Hatay'da yapılmaz. Hatay'da bunu yapmak dinamitin üzerinde sigara içmek gibidir. Hatay'da yapılmaz bu. Başka illerde olabilir bu. Ama burası kadar çok kültürlü bir yerde böyle bir siyaset, böyle bir yöntem bizleri rahatsız eder Kemal. Bu yani bu Hatay'ı rahatsız eder. Hatay'da son dönemde baktığın zaman ama bunun ben kırılmaya başladığını düşünüyorum. Özellikle büyükşehir yarışına baktığım zaman mesela işte Cumhuriyet Halk Partisi büyükşehir adayı çıkarırken partili kimliğinden öte sağdan gelen isimlerle sağda daha önce mesela sağda hizmet etmiş. Evet. Yani ayrım gözetmeyen. Evet. Aklı başında yani insanlarla da siyaset yapma kaygısına düşmüş. İşte bugün ben Ankara'daki arkadaşlardan duydum. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi ciddi anlamda bu
AKP'den aday gösterilmeyen Antakya Belediye Başkanı Lütfü Savaş'la ilgileniyor. Biz büyük bir şeyle söyledik ama izleyicilerimiz şu an ilk defa sizin ağzınızdan duyuyor. Anladığım kadarıyla burada bayağı bir mesafe sağlamışlar. Yani bir ölçüde... Çok sıcak bir haber yalnız evet, bu. Evet, yani bana gelen tabii bilgiler bunlar. Bunlar önemli bilgilerdir. Tabii tabii, birçok detaylarda anlaşmışlar gibi görünüyor. Tabii son karar yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi yönetimidir. Buradaki il yönetimindir, genel merkez yönetimindir. Ama şunu gördüm tabii bu tabloda. Artık Hatay halkının da böyle bir talebi var. Yani diyor ki yani bunun kimliği, kişiliği, bunun nereye ait olduğu önemli değil. Bana hizmet edecek adam gelsin diyor, benim partimden aday olsun. O zaman üstadım şöyle bir soru yönelteyim. Hem halkın içinden birisiniz, hem de Cumhuriyet Halk Partisi kültürünü 30 yıldır takip eden bir gazetecisiniz. Evet. İki Fatih Ertürk'e de soralım. Halkın içinden Fatih Ertürk bu pozisyonu nasıl değerlendirir? 30 yıllık birikimiyle gazeteci Fatih Ertürk ne diyor bu iş için? Şimdi aslında ben siyasi partilerde iki şeyin önemli olduğunu düşünürüm. Biri liyakat, yani yeterlilik ve donanım. Evet. İkincisi vefa, yani emektir, alın teridir. Evet. Şimdi ikisinin aynı anda bulunması siyaset yapan insanlarda, yani siyasetin kendi malzemesinde her zaman bir araya gelmiyor Kemal. Mutlaka. Hem liyakat sahibi olup hem partiye vefa göstermiş bir insan, hem çok yetenekli, çok donanımlı, uzağı görebilen, analiz yapabilen, penceresi geniş, siyaseti doğru okuyabilen insanlarda iki özellik bir araya gelemediği için insanlar liyakat kısmını bazen kendi partilerin dışında arıyorlar. Mesela bakıyorsun Lütfü Savaş, eksikleri var mı? Yok, ama genelde başarılı bir belediye başkanı gibi Hatay'ın halkına, Antakya halkına sorduğu zaman. Yani soru sorduğun zaman bunun karşılığını böyle alabiliyorsun. Mutlaka bununla ilgili analizlerin, tespitlerin tabii, olmuştur zaten. Tabii konuştum, halkla konuştum. Yani son zamanlardaki bu mesela su kesintileri insanları rahatsız ediyor. Altyapı eksiklikleri olabilir. Yani mesela bazen hizmetleri yaparken geride kalanları süpürüp temizleme, projeleri çabuk bitirme, halkı tedirgin etmeden sonuca ulaşma konusunda sıkıntılar olabilir ama benim gördüğüm Antakya'nın büyük ölçüde altyapı sorunu bu Lütfü Savaş döneminde çözüldü. Yani bu önemli bir adım. Şimdi hizmetin de hakkını vermen lazım. Ama şu da olabilirdi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi ya da mesela Milliyetçi Hareket Partisi, AKP bunu genelde yapıyor. Kendi yetiştirdiği, kendi sepetinden, kendi dağarcığından gelen insanlarla halka seslenebilse, hizmet götürebilse, hizmet de hizmetin kaynağı konusunda bir tutarlılık olur. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetme iddiası olur. Ancak gördüğümüz tablo bu Hatay'da, ben bunun gevşetilmesinden, yani yerel yönetimlerde sol partilerin sağdan aday ya da sağ partilerin soldan aday gösterilmesi konusunda, liyakat konusunda bir tereddütleri yoksa ben buna çok karşı değilim. Ama çok önemli bir şey var tabii ki. Bir kere ırk üzerinden, inanç üzerinden, kimlik üzerinden, dil üzerinden ayrım yapılmayacak siyasette. Ötekileştirme yapılmaması lazım Hatay'da. Hatay'da bu dokunulmazdır. Bu harem-i ismettir. Yani bu dokunulmazlar arasındadır. Kutsaldır bu. Üstadım çok güzel söyledin. Siyaset bir bilim dalıdır. Evet. Zaten bu bilim dalının dokusuna ters düşer bu. Eğer bizim aldığımız akademik eğitim gereği bildiğimiz siyaset kavramı üzerinden gidecek olursak, tüm bunları zaten bunun içine katmak zaten siyasetin dokusuna ters. Bu bir anlamda şuna gelir. Hipokrat yemini etmiş bir doktorun hastasını muayene edeyim mi etmeyeyim mi gibi algılayabilirim ben bunu. Bu kadar da sert konuşabiliyorum bu konuda. Yani eğer söz konusu olan vatanına, memleketine hizmet ise bence herkes buna talip olabilmeli. Siyasi partisi ne olursa olsun. Ben hep böyle yaklaşırım. Mutlaka da zaten o konuda eşgüdümlü düşünüyoruz. Tabii ki, yani şimdi şu var. İnsanları belli cenderelere, kalıplara sokmak. Hani eskiden Nasyonal Sosyalist Partiler vardı şeyde Avrupa'da. Franco'nun partisi mesela şeyde İspanya'da. Ya da Mussolini'nin İtalya'da kara gömlekliler. Ya da Alman Nazileri vardı. Bunlar kendi kimliği, kendi inancı ve kendi anlayışı dışındaki insanlara yer açmayan ideoloji sert partilerdi. Biraz ırkçı bir yaklaşıma sahiplerdi. Biraz kendi içinde mesela tek din Hristiyan, tek ırk mesela Cermen.
Bu tür partiler var ama bunlar uzun ömürlü olmadı. Aslında Kemal, bunları ben parti tanımlamasına da sokmak istemiyorum. Mesela Hitler'in sloganı üstün Alman ırkıydı. Hani bunu bir parti kisvesi altında söylemesi benim ona bakış açımı değiştirmiyor. Yani ben parti falan olduğuna da inanmıyorum. Ya bir siyaset yoktu ki orada. Şimdi 21. yüzyılda ırklar üzerinde siyaset yapılması ilkelliktir Kemal. Siyaset hizmet üzerinden olur. Halkın refahı, halkın mutluluğu. Mutlaka. Yani burada sen insanların kökeninin ne olduğuyla ilgilenme. İnsanların ihtiyaçlarının ne olduğuyla ilgilen. İnsanların güvenliğini sağlayabiliyor musun sen kendi yurttaşın, Hatay'da kendi halkının? Mutluluğunu sağlayabiliyor musun? Refahını sağlayabiliyor musun? Bunları sağladın mı? Bir de inanç özgürlüğünü, kimlik ve kültür özgürlüğünü sağlıyor musun? Yeter. Bu zaten insanların fazla bir isteği tabii, de yok ki. Sandığa giderken insanın hangi kimliğine göre oy kullandığını kim neyebilir? Demokrasilerde yani kimlik üzerinden siyaset olmaz. Otoriter ve diktatör rejimlerde olur. Ama ne yazık ki Türkiye AKP ile böyle bir tuzağa düşmek üzere. Bu çok tehlikeli bir süreç. İnanç üzerinden siyasi çemberin gittikçe sıkıştırıldığını görüyorsun Kemal. Bu mecliste demin bahsettiğim gerginlik o. Ama Hatay'da inanç üzerinden siyaset Hatay'ı böler. Yapmayın. Yapmasınlar, etmesinler. Yani ben bunu çok özellikle rica ediyorum. Bak yani şu son dönemde mesela bir bakan geldi burada, aday oldu. Hiçbir şekilde bu bakandan benim ricam, ülkeyi yönetme iddiası olan bir insan, burada asla inanç ve kimlik ayrımcılığına girmemesi lazım. Umarım ki girmez, girmiyordur da. Ama ya bu şehirde doğduğumuz insanların olur, buna girmemesi gerektiğini biz her defasında yani birebir görüşmelerimizde de yani birbirimize kamera önünde ve arkasında da zaten bunu sürekli sizinle paylaşıyoruz. Yani buranın, bu coğrafyanın, bu kültürü almış insanların böyle girmeyeceğini ben düşünmek istiyorum. Bunu düşünmek istiyorum açıkçası. Girmeyeceğini düşünmek istiyorum. Ki öyle de olacaktır. Temennim, iyi niyetim. Sizce nasıl? Tabii ki. Yani bugün diyelim ki Hatay'da işte Cumhuriyet Halk Partisi'nden, yani yıllarca Cumhuriyet Halk Partisi'nden çok haksız isnatlarda bulunuldu Hatay'da. Bir bütün savaş yeri gelir mesela aday oluyorsa. Bir Ramiz Parlar, Hacı Sıtkı Parlaroğlu, Antakya'nın bir kadim ailelerinden, bir yerleşik kökeni, Sünni kökeni ailelerinden biri çıkıp onun çocuğu aday oluyorsa, yarın öbür gün MHP'den ve AKP'den de yine bir Harbiyeli, bir Samandağlı kardeşim çıkıp aday oluyor. Pek tabii ki. Ha, yani bak, bizim bunu aşmamız lazım ya. Bu ilkelliktir bu. Israrla bunu söylüyorum. Bu ilkelliktir. Bizim inançları tartışma gibi bir lüksümüz yok. Bizim bu ülkeye ne yapacağımızı tartışmamız lazım. Bak, mecliste bütçe geldi. Bütçede Türkiye Kürdistan'ı diye söz geçiyor ya. Kemal, çok acı bir tablo bu, biliyor musun? Bu ülke bu kadar bölünme, bu kadar parçalanma tehdidi altında. Bu ülkenin başbakanı gidip Diyarbakır'da oy kaygısıyla, ha başka bir şey değil, ki Diyarbakır'da burası Kürdistan dedi. Yakışır mı? Yani biz Hatay'ın birliği, beraberliğini konuşurken ülkeyi yöneten insanların kendi ülkesinde belli bölgelerde yaşanmış, coğrafyada yaşamış insanlara farklı kimlikleri, farklı bir ülkeye, farklı bir yaşam biçimini anlatan isimler vermesi doğru mu? Üstadım, garip olan bu ülkenin hiçbir yerinde insanlar böyle bir ayrıcalığı da istemiyor. Kim istemiyor? Ben öyle algılıyorum ya. Hani kimse bana mezhebim şu diye bir kıyak geçmesin diyorlar ya. Biz hepimiz insanız. Ve insana hak ettiği değer neyse o verilsin. Bu insanlar buna alışmış ya. Biz hiçbir zaman bir beklenti içerisinde olduk mu? Hepimiz insanız ve insana verilen önem neyse herkese eşit şimdi dağıtılsın. Bir ülkenin varlık nedeni Kemal, önce ülkenin tekliğidir, birliği. Sonra bayraktır, tamam mı? Sonra vatan anlayışıdır. Sonra da dildir. Bunlar İngiltere'yi İngiltere yapan bu özellik, doğru mu? Fransa'yı Fransa yapan bu özellik. Türkiye'yi Türkiye yapan da bu özellik. Farklı dillerin konuşulması, insanların bu dillerini ana dil bilmesi kendi hakları. Herkesin kendi etnik kimliği, kendi şerefidir. Dili, inanç, tabii, özgürlüğü. Ama ülkenin genelinde düşündüğün zaman, eğer ülkenin üzerinde cerrahi operasyon yaparsan, ülkeyi ameliyat masasına yatırırsan, ayağını kesip burası Kürdistan, kolunu kesip burası Lazistan, parmaklarını kesip burası Çerkezistan dersen,
bu ülkenin birliğinden söz etmek mümkün olmaz. Eğer sınırların güvenliği tartışılırsa bir ülkede, bu ülke ne olur biliyor musun? Irak olur. 1,5 milyon insan öldü Kemal. 45 bin ve 165 bin arasında kadın tecavüze uğradı. 1,5 milyon insan arasında 500 bin ölenlerin çocuk. Irak'ın sen sınırlarını kaldırdın. Irak'ın sen ülke birliğini bozdun. Ve oraya üşeşen akbabalar, timsahlar paramparça etti ülkeyi. Bugün bak bir gün Şii camisinde bomba patlıyor, bir gün Sünni camisinde bomba patlıyor. Her gün ortalama 50-60 insan ölüyor. Bu arada dev silah şirketlerinin ceplerini ihya ettin. O ayrı. Yani ben onlara girmiyoruz. Doğru. Ya. Ben trajediyi anlatıyorum sana. Eğer bir ülke kendi sınırına sahip çıkamazsa, bak bugün Hatay'da sınır diye bir şey kalmadı. Kendi sınırına sahip çıkamazsa, kendi ülkesinin birliğine, bütünlüğüne, tekliğine sahip çıkamazsa Suriye oluruz. Suriye'den oldu, 140 bin insan öldü. 4 milyon Suriyeli bugün mülteci pozisyonunda kendi ülkelerinde, yarısı Ürdün'de, 400 bin, 500 bini Türkiye'de, Fransa'ya giden oldu. Bak orada kadınlar, çocuklar çok zor durumda. İnsanlar birbirini öldürüyor, birbirinin boğazını sıkıyor, birbirinin boğazını kesiyor Kemal. Sen böyle bir coğrafyada yaşıyorsun. Sen Lüksemburg değilsin ki etrafında bir sürü Avrupa ülkesi olsun. Senin komşuların bunlar. Sen burada dik durmayı unutursan, sen burada ülke güvenliğinden taviz verirsen, sen burada ben tekrar Osmanlı'yı kuracağım diye Libya'ya kadar dalarsan, bir gün senin ülkene dalarlar. Bir gün senin ülkeni Suriye yaparlar. Bir gün senin ülkeni Irak yaparlar. Bunun için bu iktidarın tutumu ve tavrı, gittiği yol yanlış. Yani biraz daha işte biz bedava yaşayacağız, alın teri dökmeyeceğiz, bize maaş versinler, işte şunu versinler. İşte ben anneme bakıyorum 600 versinler, annem yaşta. Bunun sonu yok. Senin ülke bütünlüğün, birliğin kaybolursa, senin ülken parçalanırsa bu parayı yiyemez. Evinde ocağın, bacağın tütmez. Türkiye böyle bir tehdit altında ya. Ciddi bir tehdit bu. Türkiye'de şu an ciddi bir güvenlik ve ülke bütünlüğü tehlikesi var. Tehdit altında Türkiye. Herkes bunu bilsin. Hataylı kendi sorumluluğuyla, kendi bilinciyle, kendi aydınlığıyla bu tehdide direniyor. Direnmiyor mu? Sonuna kadar direniyor. Şu ana kadar konuştuklarımızdan ortaya çıkan değil somut mi? Gerçekten değil bu zaten. Bu Reyhanlı kardeşimin ne yaptı Kemal? Gözlerim doldu ya. 53 tane insanını kaybetti. Yağmur yağıyordu o gün. Sabahın köründe kimse görmeden o yağmurun altında mezarlarını kazdı. O kendi ölülerini defnetti. Niye biliyor musun? Kimse görmesin. Laf olmasın. Tartışma çıkmasın. O insanlar üzerinden siyaset yapılmasın. Hatay'ı bölmesinler, kimseyi suçlamasınlar diye sabah şafağında yağmurun altında sessizce büyük bir vakurla o kadar suçlamaya, kışkırtmaya rağmen kimseye kulak vermeyerek kendi acılarıyla kendileri orada işlerine kapandılar. Ve sonra haklı da çıktılar. Vakur davramın şeyi ne oldu? El-Kaide üstlendi. Oradaki saldırı. İşte böyle bir coğrafyadasın sen Kemal. Seni bu kadar kışkırtan var. Bugün gene tehdit ediyor El-Kaide Türkiye'yi. O bomba başlıkları yakalandı. Enteresan bir tablo da var. Buradan tekrar bir genele çık. Arkadaş Konya bir acayip bir yer olmuş. Konya Suriye'de savaşan tarafların birine cephane, roket, mermi sağlayan bir üretim üssü olmuş. Yani Türkiye'den istihbaratı var, emniyeti var. Nasıl buna izin veriliyor? Her gün 3-4 tane tır yakalanıyor ki. Ve Suriye'ye gidiyor bu tırlar. Yine bir tanesi yakalandı. Adana'da kimyasal silah üretim fabrikası kurmuş herifler ya. Yakalandı ya, savcılık iddianame hazırladı. Türkiye'de buna göz yumuyorsa eğer hükümet, bu çok büyük bir, eğer bilmeden oluyorsa, farkında değilse gene bir çok ayıp bir şey bir devlet için. Kendi ülkesinde var olan bu tür şeylerden haberi yoksa büyük ayıp. Haberi var, izin veriyorsa bu daha büyük bir ayıp. Üstadım, coğrafyadan bahsettik ama Türkiye coğrafyasını bir göz önüne getirdiğinde gerçekten çok çetin bir coğrafyadayız. Komşularına bir tek tek bak. Az önce Lüksemburg örneğini verdin. Çok da uç bir örnekti ama Avusturya örneğini ver, Belçika örneğini ver, Almanya örneğini ver. Bir de kendi komşularının örneğini ver.
Lüksemburg'u verdim çünkü Avrupa'nın göbeğinde bu ülke. Evet. Etrafında büyük ülkeler hani, var. Dini farklı, dili farklı. Bugün bakıyorsun Yunanistan, Bulgaristan komşun. Diğer tarafa bakıyorsun İran komşun, Irak komşun, Suriye komşun. Diğer tarafa bakıyorsun Rusya komşun. Hani öyle bir coğrafyadasın ki birbirleriyle ilgisiz milletlerle, ülkelerle komşusun. Bu coğrafyada her zaman şunu söylerim. Güvenlik güçlerinin de işi kolay mı? Değil tabii ki. Mümkün mü? Bir de bunun üstüne üstlük bir takım kaos ortamları yaratıldığında Türkiye küçük bir ülke değil. Dev bir ülke. Böyle de ilginç bir coğrafyadasın. Yani Asya'dan Avrupa'ya köprüsün. Boğazların sahibisin. Bir yarım adasın. 75 milyonluk bir ülkesin. Bunu en iyi bilenlerden de birisiniz. Yani ben kurumlar zarar görsün istemiyorum. Çünkü bu kurumların hepsi bu devlete ait kurumlar. Bu devleti savunmak için, bu devletin bekası var olsun diye kurulmuş kurumlar. Bunlar bugün ya da dün kurulmadı. Baktığımızda, çok geriye gittiğimizde bu kurumlar her zaman vardı. Ve bu devlet için var bu kurumlar. Mutlaka iktidarlar gelip geçicidir, hükümetler gelip geçicidir ama bu kurumlar bakidir. Ve bu devlet var olduğu sürece bu kurumlar bu devlete hizmet etmek için varlar. Dün Şamil Tayyar'ı izliyorum. İlginç bir tespiti vardı. Çok garibime gitti. Sizinle ve izleyicilerimizle paylaşayım. Emniyet içinde dedi. Hala bir takım gruplar var. Cemaatten bahsetti. Kimden bahsettiyse. Hı hı. Şimdi bir kurumu töhmet altına almak bu kadar mı kolay? Bugün emniyet teşkilatında çalışan, bu ülkeyi seven binlerce insan yok mu? Milli istihbarat için aynısını söylediler. İşte Hakan Fidan ismi dolaşıp duruyor. Bu coğrafyada ülkesini savunabilmek adına her şeyi göze alan insanlar yok mu? Bu kurumlarda çalışan. Siz bunun nabzını en iyi bilenlerdensiniz. Şimdi Kemal'cığım benim... Tüm kurumlar böyle töhmet altına almak. Yok, kurumları töhmet altına bir kere şunu düşünmek lazım. Yani Şamil Tayyar'ın ifadesini paylaştım. Şimdi Şamil Tayyar milletvekili, sonuç olarak iktidar partisinin milletvekili. Onu demek istiyor. Demek ki iktidar partisinin milletvekili bile töhmet altına alıyorsa demek bu kurumları da biraz sorgulamak lazım. Niye sorgulamak lazım? Şu. Şimdi senin bir milli istihbarat teşkilatın var. Haber almayla sorumlu. Evet. Değil mi? Türkiye'yi dış tehditlerden koruyacak. Doğru mu? Bir de emniyetin var. Bu arada arkadaşlarım reklam arası diyor. Devam edelim üstadım. Birazdan gireriz. Bir toparlayayım şöyle lafı bırakayım. Tabii tabii. Emniyet istihbaratın var. Jandarma istihbaratın var. Peki şunu soracağım sana. Bu kurumları töhmet altına bırakmıyorum. Suriye'de gündüz savaşıp yanındaki insanı Alevi diye kafasını kesip gözünü oyan insanın gelip Türkiye'de, Hatay'da akşam otelde kalıp kahvaltısını edip Vali göbeğinde çay içmesini bu insanlar görmüyor mu? Ha, güzel bir soru. Sorun bu. Evet, bu güzel bir soru. İki, bugün tekrar söylüyorum. Yanındaki komşusunun kafasını Alevi diye kesen oradaki eli kanlı militanlardan bahsediyorum. Yani namuslu, şerefli, haysiyetli Suriye vatandaşlarından söz etmiyorum. Kesen insanları silahlarıyla beraber ambulanslarla getirip otellere yerleştirip sabah ambulansla götüren hangi kurumun temsilcisi? Kimin adına bunu yapıyor? Şimdi ben töhmet altına bırakmıyorum. Ama bu var mı? Yaşanıyor mu Antakya'da? Yaşanıyor. Bu insanlar o sakalı dizine kadar olan insanlar git bak Vali Göbeği'nde oturuyorlar. Kemal çay içiyorlar. Yani hayır. Bu insanları kendi ülkesini kendi ilindeki insanları ikiye bölme, birbirini karşı karşıya getirme tehdidini, riskini bile görmeyerek kendi ülkesine taşıyan kamu görevlisi olur mu ya? Bunu zikreden iktidar partisinin milletvekili. Tamam. Ya onun konuştuklarını ben şu an size aktarıyorum.
Siz diyorsunuz ki bu görünmez mi? Ben de diyorum ki evet bu görünmez mi? E madem öyle neyin müdahalesini bekliyoruz? Şamil Tayyar bizzat bunu söylüyor. İktidarlar gelir geçer ama kamu görevlileri kendi yaptıkları her şeyin hesabını verirler Kemal. Unutma mutlaka. Bu devletin bekası tektir. Ben sana katılıyorum bu konuda. Devlet bir tanedir. Hükümetler çok gelir geçer. Eğer devletin bekasını, geleceğini, kendi vatandaşın güvenliğini ve refahını önemsemeyip var olan iktidar rüzgarına kapılıp kendi görevini kötüye kullanan bürokrat olursa bir gün gelir ondan hesap sorulur. Çok önemli. Dışarıdaki bir terörü ve mezhepler ve çok tehlikeli inançlar üzerine bir terörü bilerek, göz yumarak mevcut iktidarın içine geliyor diye Hatay'a ithal eden her kamu görevlisi suçludur. Esas olan devlettir, millettir. Her zaman savunduğumuz. Esas olan devlettir, millettir. Bu millete ihanettir bu Kemal. Ben bunu söylemeye çalışıyorum. Yapmayın. Yani eğer size bir insan gece gördüğü rüyayı sabah yaptırmaya çalışıyorsa direneceksin buna abi. Devletin anayasası var, yasaları var, kurumları var, kuralları var. Sana polise silah verirken yani git yanındaki yatan, yanında yatan komşunu vur diye silah vermiyor. Vatandaşın can güvenliğini koru diye veriyor. Eğer sen ondan gidip hasmını öldürsen bu senin sana verilen yetki ve sorumluluğu ihlal ettiğin anlamına gelir. Hırsızı vurduğun zaman devlet arkanda durur. Ama şimdi Hatay'da tablo bu mu? Bunu değerlendirelim Kemal'ciğim. Ben sadece dediğim Şamil Tayyar'ın bu garip ifadesi tabii. ilgimi çekti. Sizinle paylaşmak istedim. İzleyicilerimizle tabii. Hem iktidar partisinin milletvekili olacaksın. Hem de müdahale edemiyoruz ya da suçlama getireceksin. İlginç geldi bana. Madem iktidarsın o zaman gereğini yap. Evet üstadım. Biz daha herhalde var vaktimiz. Arkadaşlarım var reklam arası dedi ama bilmiyorum daha bizim yönetmenden ses çıkmadı henüz. Yerel seçimlere bir kez daha dönelim. Şimdi bu Hatay'da yerel seçimler bu dönem hiç bu kadar yani daha önce hiç olmadığı kadar bence önemli. Niye önemli? Hatay'da iç barışı, iç huzuru sağlayacak. Eşit temsilde eşit, temsilde adalet sağlayacak. Halkın çoğunluğunu kucaklayacak. Hizmetlere odaklanmış. Ayrımcılık yapmayan, ötekileştirmeyen, kendi toplumunu bir tek bir parça halinde gören bir yerel yöneticiye ihtiyacımız var. Her anlamda. Özellikle büyükşehir belediyeleri artık süper vali konumunda şey. Bir Kemal. De Hatay bunu ilk defa yaşayacak. Tabii. Öyle yetkileri var ki ya İl Özel İdaresi'ni bile feshedip buna bağlıyorsun. Yani var olan her türlü yatırım ve sosyal yapılanma, sosyal dokunun teşekkülü konusunda tek yetkili isim olacak Büyükşehir Belediye Başkanı. Bu arada reklam aramız gelmiş üstadım. Tabii. Cümleni lütfen unutma. Devam reklamlardan edelim. Sonra birlikteyiz. Değerli izleyenler, reklamlardan sonra tekrar bir aradayız ve Usta Gazeteci ile söyleşimiz devam ediyor. Evet üstadım, yerel seçimler dedik. Hatay bir ilkle tanışacak. Büyükşehir statüsünde ilk defa seçime girilecek. Evet, o büyükşehir anlatıyorduk. Şeyin önemini söyledim öncelikle evet. Ben. Süper vali konumunda olduğunu söyledim. Büyükşehir Belediyesi hakikaten yani bir ilin yönetiminde bu tabii bu yani AKP hükümeti bunu daha çok Doğu ve Güneydoğu'daki Diyarbakır ve öbür belediyelere, Van Belediyesi gibi biraz daha hani şu çözüm süreci dedikleri o pazarlık sürecinde biraz daha ellerini rahatlatmak için çıkardı bu yasayı. Aslında bütün şehir, büyük şehir yaşasın, bütün şehir dediler ona. Yani o biraz da bu PKK ile sürdürülen pazarlıkların bir parçasıydı. İşin aslısı o Kemal ama tabii bu yeni kurulan büyük şehirlere de aynı yasal yetkiyi ve statüyü tanıdığı için şimdi Hatay şu açıdan önemli. Şimdi güneydeki büyük şehir de arttı. Mesela Adana ve Kıbrıs'ın büyük şehir, Gaziantep büyük şehir, hemen yukarıda Mersin büyük şehir ve Hatay büyük şehir. Tabii. Şimdi şu önemli Hatay için süper vali yetkisine sahip bir büyük şehir belediye başkanının Hatay'ı yönetirken ki yerel yönetim olarak çok güçlü, tek merkezli bir yönetim olacak. Kesinlikle çok
eşitlikçi, ötekileştirmeden, farklılaştırmadan, insanları bölmeden, parçalamadan, insanlara farklı davranmadan eşit hizmete dayalı düzgün bir yönetim tarzı göstermesi lazım. Hizmet getirmesi lazım. İnsanların kimlikleriyle, inançlarıyla, dilleriyle, duruşlarıyla uğraşmaması lazım. Peki üstadım, hemen şu soruyu yöneltelim. Büyükşehir statüsünü baz aldığımızda şu anda 15 tane ilçeden ibaret Hatay. İlçe belediye başkanları bu statünün neresinde? Yani ilçe belediye başkanları burada çok kısıtlı yetkilere sahip. Biliyorsun ilçe belediyelerin işte ilk 5'i 6'sı Büyükşehir Belediyesi'ne zaten belediye meclisi oluşturmak için gönderiliyor. İlçe yönetimleri çöp toplamak, yani işte parkların düzenlenmesi çok basit. Yani imar konusunda bile büyükşehir yetkili olacak. Yani bildiğimiz bu belediyecilik hizmetleri aynen devam edecek. Klasik belediyecilik anlamında. Evet, yerel yönetimlere baktığımızda. Tabii ama bu imar dahil, bu özellikle yol yapımı, altyapı, bunların büyük bir çoğunluğu Büyükşehir Belediyesi'ne geçecek. Büyükşehir Belediyesi tek merkezden bu altyapıyı götürmeye çalışacak. Benim burada siyaset üstü olarak konuşacağım şey, kaygım şu. Hatay'da kesinlikle Hatay'ın Büyükşehir Belediye Başkanı çok önemli. Hangi partiden olursa olsun bu ili, yani tekrar söylüyorum, ötekileştirmeden, ayrıştırmadan, bölmeden, parçalamadan, her kesime eşit uzaklıkta, her inanca eşit uzaklıkta, önce insan diyecek, önce hizmet diyecek, insanlara proje bazında, insanlara hizmet bazında davranacak bir belediye başkanı hakikaten ihtiyacı var. Yani bu önemli. Bu bence, bana göre hizmetten daha önemli olan önce bu sosyal tavır, davranış. Çünkü Hatay çok acılar yaşadı. Bak 3 tane gencecik fidanımız öldü. Kemal, ne gerek vardı? Ne gerek vardı? Yazık, günah ya. O anneler her gün ağlıyor daha ya. Ali İsmail Korkmaz'ın annesi, Abdullah Çöp, Ramazan Atakan'ın annesi. Yani şudur budur, olay oldu olmadı. Bunlar önemli değil. Önemli olan can kaybettik biz. Anneler ağladı. Evlat hocam, daha ötesi var mı? Tabii. Hala bugün bir fotoğraf gördüm Facebook'ta. İçim parçalandı. Canım yandı ya. Hala Abdullah Çömert'in ailesi, annesi pencerede oturup oğlunun yolunu gözlüyor ya. Ali İsmail Korkmaz'ın annesi, mezarımda oğlum ıslanır mı diye mezarlığa gidiyormuş yavrum ya. Bu çok acı bir tablo bu. Kimsenin bu insanlara bu acıyı yaşatmaya hakkı yok. Yani bu acıyı hiç kimsenin bu insanlara herhangi bir kimliğinden, inancından dolayı reva görmesi en büyük cahilliktir, en büyük ihanettir insanda. Günahtır hocam. Müslümanlığa ihanettir. Günahtır. Günahsız yere bir insanı öldürmek, insanlığı öldürmektir der bizim kutsal kitabımız. Hazreti Muhammed'in bu konuda çok önemli hadisleri var. Bunlar bizim Müslüman kardeşimiz, kardeşim. Özbe öz Müslüman çocuğu bunlardı. Mezhepleri farklı. Önemli. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bu kadar cendereden geçmiş, bu kadar ateşle imtihandan geçmiş bir Hatay'da Büyükşehir Belediye Başkanı çok önemli. Hatay halkının hangi partiden olursa olsun, ben bunu parti ayrımı olarak söylemiyorum, oturup elini şakağına koyup düşünmesi lazım. Hizmet getirecek. Bizi önümüzdeki 5 yıl 21. yüzyılın ortalarına taşıyacak. Altyapı sorunumuzu çözecek. Herkese eşit davranacak. Yolsuzluk yapmayacak. Çalmayacak, çaldırmayacak bir yöneticiye ihtiyacımız Bunlar var. Olmazsa olmaz kriterler zaten. Tabii. Olmazsa olmazı da arıyoruz artık bu ülkede Kemal. Olmazsa olmaz dediğin çoğu yok. Ya şimdi konuşmak istemiyorum da, kusura bakma Kemal. Neyse be. Biz yerel yönetimlerle kalalım şimdi. Ona döneceğim de. İzleyicilerimiz yerel yönetimlerle ilgili projelerinizi merakla bekliyor. Yani işte lüzumsuz yere, yani Hatay'da bir sürü tartışma oldu. Bu Hatay insanını Ali Dibo gözüyle baktı insanlar. Yani bunların yaşanmaması lazım. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum Kemal. Yani bize yakışan bir şey olması lazım yerel yönetimde. Bakıyorsun tartışmalara, yerel yönetimde önümüzde Hatay'da bu tabloya ben dikkatle inceledim bu geldiğimde. Baktığım zaman işte Arsuz, Samandağ, Defne, Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalacak gibi görünüyor bir şekilde, bir biçimde. İskenderun da Cumhuriyet Halk Partisi'nin şansı yine yüksek. Antakya'da işte Lütfü Savaş'ın boşalttığı bir Antakya var. Bu öyle görünüyor çünkü. Bu arada resmi açıklama henüz yapılmadı bildiğim ama kadarıyla. Ama yani aday da olmadı Antakya. Onun yerine işte Cumhuriyet Halk Partisi'nden, Cumhuriyet Halk Partisi biraz Ramiz Parlar'ı çıkarak biraz erken davrandı. Sevilen bir isim. Ailesi çok farklı. Düzgün bir insan. Yani esnaf çocuğu, öyle bakıyorsun, öyle görüyorsun. Belki
Antakya farklı bir bakış açısı getirir. AKP'nin adayı çıksın, onu görmedim daha. Yani onun için bir şey söylemek istemiyorum. MHP'nin adayı da şey ama Antakya'da çok fazla şansı görünmüyor MHP'nin bu aşamada. Yani büyük ihtimalle CHP ile AKP arasında her zamanki gibi geçecek şey Antakya. Ben Antakya'nın da bu sefer yani böyle Antakya'nın da oturup düşünüp bu karara varması gerektiğini düşünüyorum. Yani her şey belediyeden bir şeyler kapma, bir şeyler alma, yani bir şeyler isteme değil. Biraz da hakikaten hizmet bekleme dönemi olsun. Bu arada Antakya'nın zaten merkez ilçe statüsü de kalmıyor bu durumda. Tabii. Yani bir Kırıkan ne derece ilçeyse şu anda Antakya'da o pozisyona geldi. Tabii burada sevindirici şeyler oluyor. Yani bizim siyasi partiler yasasından kaynaklanan bir sürü sorunumuz var Kemal. Halka sorulmuyor insanlar seçilirken. Yani bir parti milletvekilliği seçimlerinde olsun, yerel seçimde aday belirlerken halka sorma gereği duymuyor. Halka nasıl sorarsın? İnsanlar gelir partiye üye olur. Üyelikten delege olur. Delege gider, oy kullanır, parti yönetimini belirler. Geriye tekrar döndüğün zaman eğer bir milletvekili adayı ya da belediye başkanı adayı belirlenecekse parti üyelerine dayalı ya da delegelere dayalı bir ön seçim yapılır, değil mi? Bunu Cumhuriyet Halk Partisi'nde Hatay'da tek yapan Cumhuriyet Halk Partisi oldu. Defne'de. Sandık koydu partililerine ve sordu. Kimi Arsuz'da da zaten gösteririz. Böyle bir aynen vardı. Ona da gelecektim. Arsuz'da da götürdü. Sandık koydu, sordu. Kimi görmek istersiniz diye. Ben bunun Hatay gibi bir kente yakıştığını düşünüyorum. Bu örnek bir tavır ve davranış. Tabi burada hani yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin tavrı burada mesela hem Arsuz'da hem Defne'de mesela ilk dört adayı seçeceğiz. Bunların arasından birini belirleyeceğiz şeklinde olsa da sonuç olarak sandıktan bir sonuç çıkmış oluyor. Yani halk karar vermiş oluyor. Keşke yani bu tümüyle Hatay'a siyasi partiler Hatay'dan egemen olsa. Yani AKP'de sandık koyup halka sorsa. Tepeden atama yerine ya da MHP'de. Kimi siz kendinizde belediye başkanı olarak görmek istersiniz? Yani bu tür referanduma ya da plebisit dediğimiz bizim Avrupalıların çok sık başvurdukları halk oylamalarına benzer partilerin bu mekanizmaları hayata geçirilse de insanlar severek, gönlünden gelerek gidip sandığa kime oy attığını bilerek oy kullansa. Üstadım hemen yeri gelmişken sorayım. Mutlaka izleyicilerimiz de bu soruyu yöneteceklerdir. Şimdi ilk dört sandıktan çıktı. Genel merkeze gidecekler. Hı hı. İsim olarak. Yüzü dörde böldüğümüzde 25. %25 şansla mı gidilecek genel merkeze? Yoksa burada alınan oylar hesaba katılacak mı? Genel merkezi en iyi bilen isimlerden birisiniz o anlamda. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi dediğim gibi bu geleneği ilk uygulayan oldu. Yani hakikaten burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin son dönem siyaset ve politikalarında biraz daha netlik ve şeffaflık var. Daha halka yakın bir politika izliyor. Partinin yelpazesi biraz daha açıldı. Yani bu konuda biraz daha mesela daha önce AKP'ye oy vermek istemeyen, MHP'ye gitme gereği görmeyen, işte ANAP'lı, Doğru Yol Partili, Demokrat Partili, merkezde duran insanlar da yavaş yavaş Cumhuriyet Halk Partisi'nde tavır almaya başladılar. Ben Hatay'da da bu tabloyu gördüm. Şöyle bu sevindirici, şu anlamda sevindirici, herkesin temsil edildiği bir sistem gerekir bize. Yani %34 oyla biliyorsun AKP 2002 yılında %65 çoğunluk sağladı mecliste. Bu yanlış bir sistem. Keşke barajlar indirilse bütün partiler eşit olarak dağılsa, değil mi? Herkes mesela %5'e çekilse, halkın gönlündeki her siyaset kurumu parlamentoya ve yerel yönetimlere taşınsa. Ya şu anda %9 ay olan siyasi bir parti meclise yansımıyor. %9 demek bak düşün 50 milyon oluyorsa %9 ne demek? Kaç kişi demek? 5 milyona yakın ya. 4,5 milyon insanla bahsediyoruz. Ya iyi de 4,5 milyon insanı mecliste temsil edilmemesi ne demek? %2, %3, %4'ler aldığın zaman bu sayı 10 milyona var. Bugün mecliste 10 milyon insanın iradesi temsil edilmiyor. Peki siyasi bilgine dayanarak %5 mi yeterlidir? Daha da aşağıya çekilebilir mi sistem? Şimdi şöyle bir çoklu yapıdan korkan, çok bölünmüş, parçalanmış bir parlamento sisteminden kopan bir korkan bir yapı genelde Batı'da yok Avrupa'da. Avrupa'da %4, %3 hatta %1'e kadar düşüren var şeylerini, barajlarını. Barajın amacı yani diyelim ki birinin bir parti kurup 300 bin, 400 bin kişiyi etrafına toplayıp gidip parlamentoda hiç
alakası olmayan bir adamı milletvekili yapmaması içindir bu baraj denen sistem. Daha mantıklı, süzgeçten geçen, akıllıca bir yöntem düşünüyor. %5 bile fazla, %4 ya da %3'lük bir baraj yeterli bence. Yani bu parlamentoya taşınması için. Barajların kaldırılmasını herkes ister ama Türkiye daha o demokratik olgunluğa sahip değil. Çünkü aşiret ağası olur. Mafya babası olur. Adam toplar. Bilmem ne eder. Para dağıtır. Milletvekili olur. O yöntem açılır yani. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu yöntemini sordum bana. Genel evet. Merkeze 4 isim giderse. 4 isim gidecek. Şimdi puanlar bu, sıfırlanacak mı? Yoksa yok puanlar yok. Bu %25 %25 diye değil. Diyelim ki mesela birinci çıkan. Evet. Diyelim ki 1000 üzerinden hesaplıyoruz. Birinci çıkan mesela Defne ölçeğine verelim. Birinci çıkan diyelim ki 680 670 oy aldı. İkincisi 600 oy aldı. Evet. Üçüncüsü 300 aldı. Dördüncüsü 200 aldı. Şimdi burada genel merkez tabii ki şuna bakacak. Kim aradaki oy farkına bir kere bakacak. Hı-hı. Yani eğer arada 300-400 oy farkı varsa zaten sonuç olarak parti üyeleri bunu benimsemiş. Halk bunu benimsemiş anlamına geliyor. Ama aradaki oy farkı az olursa ilk mesela birinci, ikinci ya da üçüncü arasında bir kamuoyu anketi yaptıracaklar. Bu anketin sonucuna bakacaklar. Ondan sonra ilk dört arasından birini belirleyecekler. Tabii burada şuna çok özen göstermek lazım. Yani partilinin onayını alıp çalışıp belli bir oy oranına yükselen insanı, birinci sıraya gelen insanı göstermeyip üçüncü sıradaki insanı gösterirsen o insanların da hak ve adalet duygusunu incitmemen lazım. Gerekçelerini ortaya koyman lazım. Ya da birinci çıkanı daha önceden ilan etmen lazım. Demek ki yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin anlayışı partinin üye yapısından dolayı bazı tedirginlikleri var ki yani bu dörtlü yapıyı getiriyorlar. Evet. Yani dörtlü yapıdan. Hatta ben kare as diyorum bu dörtlü yapıya. Ha. Yani böyle bir anlayış tabii bu partilerin iç işleri genellikle ama yani keşke mesela daha sağlıklı hakim denetiminde Yüksek Seçim Kurulu'nun, ilçe seçim kurulu denetiminde ön seçim yapılsa. Yani onu ben... Bu denenebilir miydi? Uygulanabilir miydi? Uygulanabilir ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu özellikle geriden gelen bir örgütlerinde bir hani bir grup, hizip, klik tartışması var ya daha çok örgütlerin hala o yapıdan kurtulamadığını, o yapıyı kendi arasında çözemediği şeklinde bir endişe var. Yani belli kişilerin ve örgütleri bizzat kendisinin oturup tek başına belirlediği gibi bir tedirginlik var. Bu doğru ya da yanlış ben bilemem ama böyle bir tedirginlik var. Hatay için söylemiyorum, genel olarak Türkiye için söylüyorum. Hatay'da da bu tedirginlik olabilir. Bunu yıkma adına bu ön seçimi yapamıyorlar yani. İşte dediğim gibi daha sağlıklı bir siyasi partiler yasası olsa biz bunları burada konuşmuyor oluruz. Ne olur? İnsanlar her pehlivan meydana çıkar, peşrevini yapar, halkın karşısına çıkar, kendini anlatır. Benim eksiğim bu, fazlam bu, bana oy verin der. Halk da buna gider, partisine bakar, partisindeki ideolojik duruşuna bakar, partisinin programına bakar, onu benimser, oy verir ya da vermez. Ama bugün AKP'nin sen ön seçim yaptığını duydun mu? Herkes Recep Tayyip Erdoğan'a oy veriyor. Mesela MHP'de de Devlet Bahçeli'ye oy veriyor. Üstadım, yerel seçimlerde biraz da farklılık var değil mi? Yani tabii. Baktığında kimisi parti gözetirken kimisi sadece adayı gözetebiliyor. Öyle de bir durum çıkıyor karşımıza. Şimdi yerel seçimler genelde partilerden çok adayın yönetim, adayın hizmet edebilme, adayın yani yerel seçimde belediye başkanı adayının kendi kişilik profili partinin önüne geçiyor Kemal. Olmasa Lütfü Savaş mesela demin konuşuyoruz ya gidip evet. CHP alıp bunu göstermez. Demek ki profil daha önemli. Ama genel seçimlerde her partinin kendi ideolojik doğrultusunda, kendi tutarlılığında kendisine emek veren insanları çıkarıp milletvekili adayı yapması lazım. Doğrusu bu. Yani ben sağdan oy alacağım diye sağdan getir ya da sağdaki partinin ben soldan oy alacağım diye bir onu getir, koy, monte et. Bunlar halkın gözünde artık geçerliliğini kaybetti. Ama yerel seçim kendi özünde farklı bir seçim. Evet. Şey yani Kemal, insanlar halkla çok iç içe bir yönetim evet. tarzı var. Halka dokunan, hakikaten hizmet üretebilen, halkın gözünde iş yapabilecek kapasiteye sahip olan, konusuna vakıf, insanları arıyor yerel seçimde. Ya çok ilginç. Mesela adayın güler yüzlü olup olmadığı bile sebep sonucu olabiliyor. Ama milletvekili seçtiğin zaman milletvekili gidiyor, Türkiye'yi yönetme iddiası var. Yasama iddiası var. Yasama yapma ve yürütmede bakan olarak
Yer alma iddiası var. Yasama ve yürütme iddiası olan bir insanı kendi ideolojik tutarlılığın zorunda seçmek zorundasın. Partinin kurumsal ve partinin düşünceye dayalı yapısından birini göstermek zorundasın. Yani halk aptal değil. O anda o sana oy verir ya da vermez. Tanır adayı, der ki tamam. Ama yani hani böyle yeni geçenlerde vardı, pek kalmadı. Doğan görünümlü şahinler vardı, biliyor musun? Evet. Adam şahin arabayı yazar, sağını sonra değiştirir. Modifiyeli Doğan görünümlü şahin. Şimdi sağcı görüşlü solcu Doğan görünümlü şahin oldu. Yani halk bunu yutarmış. Halk onun şahin olduğunu bilir o arabanın. Sen onu öyle süslemeyle kaportasını değiştir, insanlara kabul ettiremezsin. Şimdi bu tabii şeyde geçerli, milletvekili seçimde. Yerel seçimlerde biraz daha partiler yerel düşünüyor. Yani o şehri yönetme iddiasına sahip mi? O mükellefiyetlerin yerine getiriyor mu? Yani çalıyor mu? Çaldırıyor mu? Etrafına ne kadar hizmet ediyor? Dediğin gibi demin sen çok güzel bir şey söyledin. İnsanlara ne kadar dokunabiliyor? Evet. İnsanlara ne kadar güler yüz gösterebiliyor? Halk bunu gerçekten tabii, arıyor. Tabii. Kendisine yakın, kapısını vurup içeri girebileceği, derdini anlatabileceği, sıkıştığında mesela demin de söyledik, onu AKP'nin ilk 4 yılında çok gerçekten doğru işler yaptılar dedim. Ben buna her zaman söylüyorum. Yoksulluğa, fakire, fukaraya, zor durumdaya, çalışacak durumda olmayan fakir fukaraya, çocuğu olan yaşlı, çocuğu olan dul kadın, yaşlı, hasta insanlar. Ama öyle bir tablo çıktı ki ortaya. Herif her gün kahvede yanık oynuyor. Gidiyor devletten. Kömürünü alıyor, makarnasını alıyor. Anneme bakarım da 600 lirayla gidiyor kumarda harcıyor parayı. Bu değil bu. Bu sosyal güvence bu değil. Bu rüşvettir vatandaş. Avantadır, bedavadır. Belediye yöneten insanların, yerel yöneticilerin bundan uzak durması lazım. Kim ihtiyaç sahibi ise kardeşim? Şimdi ihtiyaç sahibinin kapısını çalacağı ilk yer zaten belediyedir. Tabii. Bu durumda işte insanlar o yumuşak ve sevecen yüzü doğası gereği arıyor zaten. Yani bu sosyal yardım kuruluşları var Türkiye'de ama bunun çok partizanca ve taraflı kullanıldığını düşünüyorum ben Kemal. Bu haksızlık ya. Yani komşusu aç iken tok yatan bizden değildir, bizim o dinimiz, inancımız gereği. Ama sen yani aç yatan insanlara başı açık mı kapalı mı, AKP'li mi değil mi, bana oy verdi mi vermedi diye yardımı kıstasa bağlarsa bu en büyük günahtır. En büyük ayıptır. Bundan kurtulması lazım bu iktidar anlayışı. Ben bunu çok ciddi şekilde tespit ettim, gördüm. Yani bana oy vermeyen insana yardım etmiyor, yoksul bile olsa. Bu böyle olmaz. Bir belediye başkan adayı Kemal seçildikten sonra siyaset gömleğini çıkarıp asmalı abi. O artık herkesin belediye başkanıdır. Aynen. Hizmet ederken insanların, tekrar söylüyorum, inançlarına, kimliklerine, kültürlerine, yaşam biçimlerine, yaşam tarzlarına, giyinmelerine, eğlenmelerine, içmelerine, yemelerine karışmayacak. Bu senin işin değil. Bu senin işin değil. Bu insanların kendi hayatlarıyla ilgili kendi tercihleri. Karışmayacağı gibi şehrin ivediği anlamda çözüm bekleyen bir sürü sorununu halletmek zorunda. Buna karışmazsan diğerine çok zaman kalıyor zaten. Bunlarla uğraşınca diğerlerine zaman kalmıyor. AKP'nin şu an içine düştüğü boşluk bu. Toplum mühendisliği yapıyor. Halka bir yaşam biçimi dizayn ediyor. Giydirmeye çalışıyor. Prova ediyor halkın üzerinde. İçki içmeyeceksin, sokağa çıkmıyorsan vapurdan yana, bankta yan yana oturmayacaksın. Yanındaki kızın elini tutmayacaksın, öpmeyeceksin, etmeyeceksin. Dekolte, sana ne ya? Sana ne? 21. yüzyılda sen bu yaşam biçimini sen insanlara yani yaptırabilir misin Kemal ya? 90 yıllık cumhuriyet hayatında kadınlar bir sürü hak elde etmiş. Sen bunları zorla yeniden evine tıkabilir misin? Mümkün mü? Mümkün mü? Seçme seçilme hakkını almış. Yaşamda, modern çağda yaşamda yerini almış. Üniversitelere gidiyor. Doktor oluyor, mühendis oluyor, eczacı oluyor. Gir eve tekrar. Örnek mi vereyim? Başbakan oluyor. Tansu Çiller'den. İşte. Tabii ki. Yani daha ne söyleyeyim? Kimin sayesinde? Ben sana bir şey söyleyeyim. Eğer Mustafa Kemal Atatürk olmasaydı ve bu cumhuriyeti böyle kurmasaydı, Rize'de Takacı Ahmet'in olur Recep Tayyip Erdoğan başbakan olabilir miydi? Mümkün müydü? Bu cumhuriyetin nimetidir. Nimetlerinden biridir. Halk çocuklarını Isparta'dan bir çobanı başbakan yaptı bu ülkeye 40 yıl. Isparta'dan bir çobanı Süleyman Demirel'i. Ne diyorum? Takacı Ahmet'in oğlu Recep Tayyip Erdoğan'ı bu ülkeye 10 yıldır başbakan.
bu seni getiren sistemden, seni getiren değerlere düşman olup yıkmaya çalışırsan o sistem seni de yok eder. AKP'nin girdiği çıkmaz bu. Kendini var eden sisteme düşman olmaz. Bu sistem sayesinde sen buradasın. Eğer Cumhuriyet olmasaydı, bugünkü demokratik sistem olmasaydı Hatay'dan kim milletvekili olurdu? Ağaların çocukları. Doğru mu? Vardı ya eskiden bereketler, adalılar, kuseyler. Doğru mu? Bir dönemde öyle oldu zaten. E peki Uzun Çarşı'dan Yüncü İsmet Erginoğlu, Sadullah Ergin milletvekili olabilir miydi? Olabilir miydi? Bakan olabilir miydi? Cumhuriyetin niteliği, sana verdiği, yani sana sunduğu en büyük nimet bu değil mi ya? Esnaf çocuğu bakan oldu. Gurur duyduk o zaman Hataylı olarak. Yani kendi çarşımızdan bir insanın bir bakan olması, insan yani hoşuna gidiyor bu. Ha ondan sonra yaşanan bir sürü olay oldu. Kimi pişman oldu. Yani bu dedi ki yani bu yanlış. Kimi sevdi, hala sevmeye devam ediyor. İnsanlar bölündü, ayrıştırıldı ama önemli değil. Şimdi bunu getiren sisteme bakıyorum ben. Bu sistem bu. Bizi var eden. Fakiri, fukarayı, yoksulu, Anadolu çocuğunu alıp bu ülkeye bakan, başbakan yapan Cumhuriyet'in temel nitelikleri, temel değerleri kim var? Yoksa Osmanlı döneminde mümkün müydü? Padişahın, sadrazamın, vezirlerin arasına bir çobanın girmesi mümkün müydü? Yarısı Rum'du, yarısı Ermeni'ydi. Marco Paşaları hatırla. Değil mi? Agram Paşaları hatırla. Yarısı Rum, yarısı Ermeni'ydi, yarısı da devşirmeydi. Nereden devşirme? Karadağ'dan, Sırbistan'dan. Doğru mu? Balkanlardan. Bunlar yönetti Osmanlı'da. Sen Osmanlı istiyorsan bir daha bunları mı bırak? Öz be öz buradaki yani kendi Müslüman Türk çocuğu, Anadolu çocuğu gelsin. Her kimse. Hatay'ın Harbiyelisi gelsin, Mardin'in Midyatlısı gelsin, Şırnaklısı gelsin. Bu ülkede eşit haklara sahip olsun, girsin ve bu ülkeyi yönetme iddiasına sahip olsun. Bu ülkede söz sahibi olsun, söz hakkı sahibi olsun. Geldiğimiz nokta bu. Yerel seçimlerde, tekrar söylüyorum, genel siyasette ayrı tuttuğun zaman Hatay'da halkın oturup bunlara karar verirse, Hatay'ın güvenliği, Hatay'ın birliği ve beraberliği her şeyin üzerinde kemer. Eğer bunda ayrımcılığa gidecek, bunun üzerine söz söyleyecek, sözün üzerine söz söyleyecek birisi olursa ve bu belediye başkanı olursa Hatay'da barış biter. Benim tek korkum bu. Bunu yapmamak lazım. Siyaseti bunun üzerine oturtmamak lazım. Bak, adaylar yeni belli oldu. Herkesin seçim siyasetini bu birleştirici, bütünleştirici çerçeve içinde yapması lazım. İnsanlara bu güvenceyi versinler. İnsanlar özgür olarak hangi partiye olur gitsinler oyunu versin. Ama önce ötekileştirmeyeceksin. Konuşurken bile ayrımcılık yapmayacaksın. Halkı tehdit etmeyeceksin. Ne dedi? Hatırlıyorsun değil mi mesela AKP'nin adayı açıklanırken Beşir Atalay? 30 Mart'a kadar dedi, bak dedi biz size bu kadar hizmet sözü veriyoruz dedi. Eğer 30 Mart'ta dedi oyunuzu vermezseniz onu sonrasını bilemem Hataylılar için. Valla 30 Mart'ta halk sandığa gidecek. Teveccühü kimeyse. Şimdi ama kendi hür iradesi. Halkı tehdit etmeyeceksin Kemal. Mutlaka. Yani halkın oyu, yani sen iktidarsan, sen iktidarsan sandıktan çıkmışsın, o sandık seni yerine getirir, gömer. Halkı tehdit etmeyeceksin. Sen mecbursun buraya hizmet getirmeye. Sen 81 ilin, 82 neyse hepsinin hükümeti sensin. Yolunu da yapacaksın, suyunu da getireceksin, yani köprüsünü de yapacaksın, yolunu da yapacaksın, çeşmesini de yapacaksın. Bu senin görevin. Bana oy vermesen bunu yapmam, ben Hatay'ı cezalandırırım deme hakkına sahip mi biri ya? Bu kimsenin lüksü değil hocam. Olur mu öyle şey ya? Bu lüksü kimse de vermiyor zaten. Demokratik bir sistem, sandık konulur ve herkes gider teveccühünü kullanır. Hatay'da ben büyük bir yarış bekliyorum yerel seçimlerde bu dönem Kemal. Özellikle mesela ilçeler bazında Milliyetçi Hareket Partisi'nin etkili olacak birkaç ilçe olacak ama genel anlamda Cumhuriyet Halk Partisi de AKP arasında nefes nefese bir yarış bekliyorum. Hem Büyükşehir'de, hem Antakya'da, hem İskenderun'da. Yani umarım hakikaten hizmete gönüllü olan, hakikaten halkın gönlünde yer olan insanlar bu seçim sürecinde Hatay'da belediye başkanı olur, yerel yönetici olur, belediye meclis üyesi olur. Ama her şeyden önemlisi yetim hakkını kimseye uzatmasın artık. Yeter.
Yani beytül mala kimseyle uzatmasın. Fakirin fukaranın tüy bitmemiş yetim hakkın herkesin bu belediyenin hizmetlerinde hakkı vardır. Kimse kimsenin hakkını gasp etmesin. Bu siyasette çok ideal bir söylem değil ama bu çok önemli. Bir de Hatay niye önemli? Bizim şu an 400 bine yakın Suriyeli bizde göçmen var değil mi? Yaklaşık 100 bine yakın Hatay'da bildiğim kadarıyla. Şu an. Tabii bunun kilisi var, Gaziantep'i var vesaire. Onu baktığın zaman 600 bini geçiyor. Sadece 100 bini bildiğim kadar Hatay'da. Bugün bir gazetede okudum. Yani mutlaka bunu bizimkilerin çözmesi lazım. Bu Suriye'den kızamık göçü diyor. Yılda 4'tü, 1040'a çıktı diyor. Şimdi bu Suriye'deki... Kızamık vakası sayısı. Tabii. 1040'a çıkmış. Şimdi çok tehlikeli bir süreç bu. Demin Suriye olayından bahsettik ya, biz bir de işin sosyal yönleri var. Bu insanların hepsi 2 yıldan beri doktor görmüyor, hastane görmüyor. Hiç adını duymadığımız, kökünü kazıdığımız çocuk felci Hatay'da yeniden hortladı. 46 vaka var Hatay'daki hastanelerde. Hatta son programda da bunu konuştum. Söylemiştim. Evet, 40'tı, 46 olmuş. Dün gene konuştum, gittim sordum hastanelerdeki doktor arkadaşlara. En çok korktukları kızamık. Bak burada inanılmaz rakamlar. Yani büyükşehir belediye başkanı seçilecek adamın karşılaşacağı sorunlardan biri bu. Buradaki mülteciler. Bunlar hem güvenlik açısından, hem sağlık açısından, hem sosyal açıdan tehdit. Hatırlıyorsun, bir taksi şoförünün boğazını kesmişlerdi. Yani bu insanların kimliği yok, pasaportu yok. Polis de bir şey yapamıyor. Yok ki adamın elinde yani. Kaza yapsa ehliyeti yok. Ruhsat da yok. Neye göre yargılayacaksın? Hangi ceza kanununa tabisin sen? Peki. Üstadım, belediye başkanını çok büyük görevler bekliyor. Geldiği an koltuğa. Tabii yani şunu söyleyeyim, bu çok önemli. Kızamık vakaları üstelik 3 milyon doz aşılamaya rağmen yılda 1040'a çıkmış diyor. Mesela hiç olmayan hastalıklar var burada. Çocuk felci, bu çok önemli. Çocuk felcini insanı sakat bırakıyor. Kemal. Ve Suriye'den Türkiye'ye bu hastalık ne yazık ki bu sınırlardaki laşkalık yüzünden transfer oldu. Hatay'ın çocukları ciddi anlamda tehdit altında. Mutlaka yani bu yeni büyükşehir yasasıyla ve gelecek belediye başkanının bu Suriyeli mülteciler konusunda çok acil çözüm önerileri getirmesi lazım. Hataylıya mutlaka yardımcı olması lazım. Konut, barınma, otellerde kalma, işte evleri kiralama, bunların getirdiği hastalık, sağlık sorunları, mali sorunlar, asayiş sorunları. Büyükşehir Belediyesi'ne oturup bunlarla da ilgilenmesi lazım. Çünkü bu Hatay'ın başına yakın dönemde büyük bela açacak. Özellikle Antakya'da büyük bela. Reyhanlı'nın da huzurunu bunlar kaçırdı. Yani bu doğru değil mi Kemal? Yani Reyhanlı'da Suriyeli mülteciler yüzünden Reyhanlı halkı, benim kendi öz vatandaşım, bir gün huzurlu gün geçiremiyor. Her gün çatışma, her gün tartışma. Hala devam ediyor bu. Hocam, kurulu bir düzeni düşünün. Kendi evinizden bir pay biçin. Aile fertlerinizin sayısı belli. Birdenbire akın akın gele bir misafir grubunu düşünün. Ve sizin hazırlığınız yok. Aynı örnek. Ya işte yani Türkiye bunları hak etmiyor. Hatay bunları hiç hak etmiyor ya. Yani insan öfkeleniyor bir aydın olarak. Yani ne gerek var bunlara? Sen niye insanları sorgusuz sualsiz benim ilime dolduruyorsun ya? Tanımadığın, bilmediğin, hasta mıdır, sağ mıdır, ne olduğunu bilmediğin insanları neyin uğruna? Niye sınırı açıyorsun? Hangi ülke sınırını açtı? Ya Kuzey Suriye'de, Rojava dedikleri bölgede Kürtleri vurdu El-Kaide. Barzani sınırı açmadı. Barzani'nin açmadığı sınırı, sen koca devletsin, o herif özel bir bölge. Sen nasıl sınırı açarsın bir insanla? Nasıl her gelene geç dersin? Katil midir, huylu mudur, hırsız mıdır, hırsız mıdır, hasta mıdır? Bak işte fatura çıkıyor Kemal. Bunun bir mevzu garantisi var mı? 1040 oldu. Rakama bakar mısın? Ya bak, kızamık, çiçek, kaba kulak, verem ve cüzzam gelmiş Suriyelilerle. Bak cüzzam, iki tane cüzzam vakası var. Allah korusun bizi Kemal. Hatay halkına bundan büyük ihanet olur mu ya? Bir an önce bunun önlemini almaları lazım. Bir an önce. Hatay halkını huzur içinde bu
İşte özellikle biz hükümete bir bakan vermiş. İlis. Önleyin bunları kardeşim. Durdurun bunları. Ha diyeceksin ki o Hatay'ın bakanı gelip de 3 tane ölen gencecik çocuğun ailesine başsağlığı bile diledi mi bilemiyorum. Herhalde dilememiştir. Çünkü benim bildiğim kadarıyla dilemedi. Yani bunlara dikkat etmek lazım Kemal. Yerel yönetim öyle basite alınacak, öyle yani üzerinden geçilecek. Eşine dostuna rant dağıtılacak. Ona buna arsa, ona buna imar, ona buna ihale. Yani amanta dağıtılacak bir yer değil. Burası hakikaten hizmet. Çünkü Hatay'ın hizmete ihtiyacı var. Üstadım, ülkenin mutluluğu zaten yerel yönetimlerden geçmiyor mu baktığınızda? Tabii ki, tabii, tabii. Şehirde yaşayan insanın su sorunu yoksa, yol sorunu yoksa, ulaşım sorunu yoksa, insan ne isteyecek? Sosyal faaliyetlerine bir anlamda çözüm yolu bulabiliyorsa, spor yapacak sahanın ve tesisin bolluğu onu mutlu ediyorsa, bunların hepsi zaten yerel yönetimin kapsamı içerisinde. Hani sen kendi şehrinde tiyatroya gidebiliyorsan, yol sorunun yoksa, sudan yana şikayetin yoksa, bunlar zaten seni mutlu edecektir. Hani ister Hatay'da yaşa, ister Ankara'da yaşa veya İzmir'de yaşa, hiç fark etmez. Yeni gelecek belediye başkanına benim bir özel ricam var Kemal. İletelim buradan. Çocukluğumuzda Yeşiltepe'de orkestralar vardı. Hatırlar mısın? Düğünler yapılırdı. Evet. Yeşiltepe o. Yeşiltepe aile gazinosu olarak. Evet. Ve orada bu Hatay'ın Güneyler Orkestrası vardı. Çuçubalar vardı. Daha sonra Arsus'a gitti. Ve insanlar hafta sonları o düğünlerde, o müzik eşliğinde büyük bir ihtiyacını giderirdi. İnsanlar bir araya gelirdi. Düğünler yapıldı. Orkestrada o bildiğimiz o güzel müzikler, Türkçe müzikler çalınırdı. Bir de köşede şimdiki salonlarda yazlık sinemamız vardı. Çocukken hatırlarsın. Asi'nin kendi parkı evet. Oldu. O yazlık sinema hala aklımda böyle büyük bir şeydir. Kanayan yaradır biliyor musun? Oraya ben yine bir yazlık sinema istiyorum abi. Yani oraya belediyenin insanların gelip oturup çayını kahvesini, gazozunu içip dondurmasını yiyeceği kocaman ekranda tahta sandalye, tahta masa nostaljik olsun. Çok kar amacı güdülmesin ama. Sandalyenin tahta olmasından emin misin? Tahta mı olsun masa ve sandalye? O dönemde öyleydi çünkü. Yani, neden olmasın yani? Nostalji ise yani, neden olmasın? Çok güzeldi. Ben Antakya'nın o eski dokusunu, eski halini çok severim. Hiç unutmadım ben o günleri. O parkı o haliyle sevdim. Her tarafında o zaman Şenayların, Nülüferlerin, Edip Akbayramların çaldığı mesela o Deli Kızlar, Sezen Aksu'nun ilk zamanları. Parkta böyle her tarafında bu müzikler yankılanırdı. İnsanlar mutluydu, çocuklar. Yani o Yeşiltepe dediğim gibi düğünler olurdu. Düğünlerde dondurmalar dağıtılır. İnsanlar yan yana. Kahvelerde insanlar kitap okur, satranç oynar, gazete okur. Hatay bir kültür dokusu vardı ya. Yani bu ne diyeyim adına kimse kusura bakmasın da bu ilkellik bu vurdu geçti ya bu şey Hatay. Hatay'ın bu kültür dokusu yok oldu. Yani aslında anlattıkların hiç lüks değil üstadım. Değil ki ya. Yani kimse alınmasın ama bir köylülük geldi ya. Yıktı yaktı böyle derinden tabandan aldı götürdü. Yani böyle bir tutuculuk, muhafazakarlık. Yani yandakine şeye bakma, herkesin birbirinden şüphelenmesi. Bir inanılmaz baskıcı ve dayatmacı muhafazakarlık Hatay'a hakim oldu. O zaman gelebilecek belediye başkanı kim olursa olsun bu dilek ve temennilerini mutlaka göz önüne alacak. Çok fazla bir şey istemiyorum ben sonuç olarak. Tahta sandalye istiyoruz, tahta masa istiyoruz. Evet. Evet üstadım, var mı ilave etmek istediğiniz yavaş yavaş programımızın sonuna tabii doğru geliyoruz. Öncelikle ben HRT'ye teşekkür ediyorum. Bana gerçekten çok sevdiğim memleketimle ilgili burada bir kapı açtı iki kez olsun. Yani bu HRT'ye teşekkür ediyorum. HRT'nin sahibi Sayın Ferit Şahin'e de çok teşekkür ediyorum. Sayın sevgili Kemal Çelenk dostuma teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çünkü bu memleketin çocuklarına bu ekranları açmak bir yani büyük bir gurur ve onur verici benim için. Sizler büyük bir görev yapıyorsunuz. Memlekete sahip çıkan insanlara ekranınızı açık tuttunuz. Gelip burada iki lafı olan Hatay için güzel şeyler söylemeye çalışan insanlara daim ekranınız açık olsun diyorum. Aslında ben de şunları zikredeyim hazır yeri gelmişken. HRT'nin genel yayın yönetmeni olarak buradan tüm izleyicilerimize de bildirelim. Kapımız herkese açık. Evet, çok ekrana güzel. Ekrana çıkmak isteyen, kendisini ifade etmek isteyen, ben de her hizmetin taliplisiyim diyen herkese kapımız sonuna kadar açık.
Bunu bu şekilde de kendi adıma, televizyonum adına da rahatlıkla söyleyebilirim. Çok güzel bir şey. Ben de bunu destekliyorum bir emek vermiş bir gazeteci olarak. Bir televizyon kanalının her görüşten, her anlayıştan, her düşünceden insanlara açık olması lazım. Hani Mao Zedong'un söylediği gibi bin çiçek açsın, bin fikir yarışsın der. Aynen. Yani inşallah Heretli'de bin çiçek açar ve öyle görüyorum ki oraya doğru yol alıyorsunuz. Sizi de tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. İnşallah bin çiçek açar, bin fikir burada da yarışır ve halka hizmette siz de en azından bir kamu görevini yerine getirirsiniz. Böyle bir çiçek ve fikir karşımdayken sağ ol. Fazla da söze gerek sağ yok. Sağ ol, teşekkür ederim. Bir kere daha ekranlarımıza şeref verdiniz. Estağfurullah. Umarım izleyicilerimize keyifli bir program izletmişizdir. Sağ ol. İnşallah ilk fırsatta da yine bir araya geliriz. İnşallah. Değerli izleyenler, bir yörüngenin daha burada sonuna geldik. Sorunları bir anlamda dile getirmeye çalıştık. Tekrar bir arada olmak üzere. Şimdilik hoşça kalın. Başarılar dileklerimle.